Eğitim Atölyesi'ne hoş geldiniz. Bu hafta da sizlerleyiz. Bugün mutluluk ve sınav kavramlarını birlikte ele alıyor olacağız. Tabii mutluluk çok tartışılan bir kavram. Kişiden kişiye, deneyimden deneyime değişebilen bir kavram, hayatımızda olan bir kavram ama hepimiz bunu farklı değerlendirebiliyoruz. Bugün bunu sınavla birlikte ele alacağız. Tabii soruyu olabilirsiniz. Sınav ve mutluluk bir arada ama nasıl diye. Hepsini değerlendireceğiz. Bu konuda yapılan çalışmalar var, fikirler var ve düşünceler var. Hepsini profesör doktor Ali Erilmaz'dan dinliyor olacağız. Hoş evet. geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Sağ olun. İyiyim. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi mutluluk ve sınav kavramını evet. tabii değerlendireceğiz ee, Hı -hı. programa. Bu duyguları tanımlayarak bir giriş yapacağız öncelikle. Çünkü evet. hepimiz için dediğim gibi açılışta evet. da değişen kavramlar. Evet. Belki e, sınav deyince biraz daha kaygı da hayatımıza evet. giriyor elbette ki. Şimdi eğitim atölyesi diyoruz, eğitime dair konuları konuşuyoruz, dillendiriyoruz. Evet. Tabii ki sınavı konuşmadan olmaz. Özellikle hı hı. az bir zamanda kalmışken e, neredeyse iki aydan daha evet. az bir zamanımız kaldı. Biz bugün bu konuya dair e, belki pratik e, uygulanabilecek yöntemler de vereceğiz. E, Zehirli toksik evet. düşünceleri ve bunların tam tersine hı hı. denk düşen pan e, panzehirleri evet. de vermiş evet. olacağız tabiri evet. caizse. Şimdi öncelikle değerlendirelim dilerseniz hocam mutluluk. Evet. Ve belki kaygı kavramını evet. duygusal olarak evet. ele alırsak bize ne evet. anlatıyorlar? Aslında insan ıı, nedir diye tanımlamalar var. Ee, i̇nsanı şöyle tanımlıyorlar. İnsan biyopsikososyal bir varlıktır deniyor. Ama bu genel bir çerçeve aslında. Hem biyolojik Hı -hı. yönümüz var, hem toplumsal yönümüz var, hem de e, psikolojik yönümüz var. E, duygu dediğimizde aslında hem toplumsal yönümüze işaret ediyor, hem... E, biyolojik yönümüze işaret ediyor hem de aslında psikolojik yönümüze işaret ediyor. E, i̇nsanı bu üç boyuttan daha detaylandıracak olursak aslında insan duyguları olan, düşünceleri olan ve bir takım davranışsal tepkiler verebilen bir varlıktır deniliyor. E, bugünkü ele alacağımız konuya baktığımızda e, iki önemli boyutu var. Birinci boyutu olumsuz tarafı aslında, duyguların olumsuz tarafı. E, bunların başında da kaygı geliyor. Dolayısıyla bu olumsuz kısmı oluşturuyor. Ama ikinci boyut ise aslında bütün insanların hayatta olmak istedikleri, yapmak istedikleri, ulaşmak istedikleri bir amaç olarak da görülüyor. Bu da mutluluk duygusu. Fakat her iki duyguyu anlayabilmemek, anlayabilmek için duygular ve duyguların doğasını da anlamak gerekiyor. Biraz böyle bir giriş yapalım. Duygu nedir? Duygu, duygulanım nedir? Duygu durumu nedir, his nedir? Günlük hayatta evet. biz bunları kullanıyoruz ama hı hı. belki de anlamını bilmeden kullanıyoruz. Bunların anlamını öğrenirsek aslında o zaman mutluluğu da anlayabiliriz, kaygıyı da anlayabiliriz. Yaşamdaki yerini de görmüş olabiliriz. E, duyguyu şöyle tanımlıyorlar. Öncelikle duygudan başlayacak olursak, e, çevresel uyaranlara karşı e, bireylerin vermiş oldukları nörofizyolojik süreçlerle birlikte duygu... Du düşünce ve davranışsal tepkileri içeren bir durumdur deniliyor aslında. O halde duygunun ortaya çıkması için bir çevresel uyaran olması gerekiyor. Yani bir uyaran olmadan duygu ortaya çıkmıyor. Bununla birlikte duyguların algılanması, ifade edilmesi için de e, özellikle yüz çok önemli. Biz bütün insanların duygularını Yüze bakarak anlıyoruz aslında. Hepimiz duygu okur yazarıyız. Hmm. Karşımızdaki insanın duygusunu yüze bakarak anlıyoruz. Aynı zamanda duygumuzu da yüzümüzle yansıtıyoruz. O yüzden e, ilginç bir şey. Hani ben duygumu saklıyorum diyemeyiz aslında. Herkes duygusunu bir şekilde ifade ediyor. Bu kısmı da iskelet kas sistemi kısmını oluşturuyor. Ama aynı zamanda arka planda işleyen kısmı var ki bu da beynimizde aslında. Beynimizde. Limbik sistem diye bir sistem var. Bu limbik sistemin üç tane organeli var. Hipotiz, hipofiz bezi, e, hipotalamus e, ve aynı zamanda amigdala. İşte amigdala dediğimiz kısım duyguların alınıp işlenmesi ve işlendikten sonra da kassal olarak ve sinir sistemiyle birlikte davranışa dönüşmesinden sorumlu ama... Sadece amigdala değil aynı zamanda beyin kabuğumuzda önemli. Hı hı. Beynimizde bir takım loblar var. Örneğin frontal lob diyoruz, alın lobu. Alın lobu duyguların işlemlenmesinden sorumlu. Yani aslında duygu ne, tanım ne, en iyi tepki ne bunları belirlerken frontal lobu kullanıyoruz. Yani alın lobumuzu evet. kullanıyoruz. Yani özet itibariyle duygular diyoruz ki birden fazla bileşenle ortaya çıkıyor. Bunlar nelerdir dediğimizde bir değerlendirme boyutu var. Bu bilişsel kısmı oluşturuyor. Hı hı. İkincisi yaşantı boyutumuz var ki burası çok önemli. Duyguları öznel olarak tanımlıyorlar. Yani herkes kendi içinde yaşıyor ve kendine özgü tarzda yaşıyor. Sadece şiddeti değişebilir biz onun şiddetini görebiliriz ama öznelliğini yakalayamayız aslında. Kişiye evet. sormamız gerekiyor. Evet. Bunun dışında aynı zamanda bedensel belirtileri de var. Bedensel anlamda da bizim iki tane e, sinir sistemimiz var. Biri merkezi sinir sistemi. Bu tüm beyni kapsıyor. İkincisi de çevresel sinir sistemi. Çevresel sinir sisteminin de iki alt boyutu var. Biri somatik, diğeri de otonom. İşte duygularla ilgili kısım, çevresel sinir sistemi... Otonom sinir sistemi. Dolayısıyla otonomun da iki parçası var. Şu an biz sakiniz mesela, hı hı. heyecanımız yok. Olumsuz bir duygulanım yok. Hangi sistem işliyor? Parasempatik sinir sistemi hı hı. diyoruz. Eğer bir köpek gelse buraya doğru, üzerimize doğru ve havlasa, salyasını gösterse ne yapacağız? Korkacağız. O halde hangi sistem aktifleşecek? Sempatik sinir sistemi. Yani bütün duygularda hep bu sistemlerin dengesi var. Sempatik, evet. parasempatik, sempatik, evet. parasempatik. Dolayısıyla... Duygu aynı zamanda fizyolojik bir süreçte. Yani duygumuzu düzenlemek için bedenimizi de düzenlemeye ihtiyacımız var. Sadece evet. düşünceyi düzenlemek, sadece davranışı düzenlemek yetmiyor. Aynı zamanda bedeni de düzenlemek gerekiyor. Yani du olumsuz duygulanımlar aktif olduğunda özellikle sempatik sinir sistemini devreden çıkartıp parasempatiyi çağırmamız lazım. Bunun teknikleri var değineceğiz bugün. Evet. Özellikle ee, ele almış olacağız. Şimdi... Genel bir çerçeve çizdik aslında. Hı hı. Şimdi duyguları tanımlamamız iyi oldu. Çünkü duygular düşüncelerimize dönüşüyor. Düşünceler davranışımıza evet, ve sonra belki stres kaygı yaşıyoruz ve sınav esnasında bunlar önümüze evet. çıkıyor. Tabii sadece sınav değil ama biz bugün biraz daha sınav evet. çerçevesinde değerlendireceğiz. Benim de aklıma şu anekdot geldi size anlatırken. Yüzümüzden duyguları okuduğunuzu evet. söylediniz ve bir limbik sistemin evet. çalıştığını arka planda. E, Engin Genç'ten rastgele e, kitabında şöyle bir e, anekdotunu paylaşıyordu kendisi. Mesela bir insana karşılaştığımız zaman, evet. onunla ilk tanıştığımız anda, ona dair bir izlenim ediniriz. Evet, aynen. İyi mi kötü mü, bana evet, nasıl geldi evet. gibi. Aslında bunu ön yargıyla adlandırıyoruz. Evet, evet. Bir süre sonra o insan aslında kendisi istediği gibi kendini bize sunmaya başlar ve biz onu belki bir saat sonra öyle algılamaya evet, başlarız. Onun bize sunduğu gibi. Evet. Aradan bir zaman geçtikten sonra o insandan Herhangi bir şey gördüğüm zaman "Aa ben böyle olduğunu hissetmiştim evet. ilk bakışta." deriz. O da onun bir yansımasıdır. Aslında evet. insanlardan bize gelen o duygu, düşünce, o ön yargı bir yanıyla evet. tamamen yanlış değil. Biraz evet. limbik sistemde bizi evet. uyarıyor. Yani insanlarla böyle bir vardı. kesinlikle doğru. İnsanlarla etkileşime geçtiğimiz andan itibaren biz o kişiye dair bilgi işlemeye başlıyoruz. Hı -hı kendi ihtiyaçlarımız, beklentilerimiz önemli olduğu gibi, karşımızdaki insanların ihtiyaçları, beklentileri, tepkileri de bu süreçte işte etkili. Yalnız e, insan ilişkilerinde insan önce kendisini düşünüyor. Yani bu bilgi işleme süreci biraz bencilce gidiyor. Kendi ihtiyaçlarımız üzerinden biz aslında izlenim oluşturuyoruz. Evet. Daha sonra karşı tarafı da düşünmeye başlıyoruz ve hı hı. ikisini birleştirdiğimizde realizasyon ortaya çıkıyor. Yani gerçek durum ortaya çıkmış oluyor diyebiliriz. Evet. evet. Ee, tabii izleyicilerimize de hatırlatalım bu sırada. Ee, yaklaşık iki saat boyunca Hı. sizlerle olacağız ve sorularınızı bizlere iletebilirsiniz. Ekrandaki numaralardan biz de cevaplıyor olacağız. Şimdi evet. mutluluk ve sınav hocam. Şimdi evet. Ben bunların ikisini bir arada evet. düşünmekte biraz zorlanıyorum. E, aslında bir sınav derken sınavın kendisi değil sınav sınav sürecinde yaşanılan bir duygudan bahsedeceğiz. O da sınav Hı. kaygısı. Evet. Yani aslında kaygı duygusu. E, bu bir duygu zaten ama ilginç duyguları alana özel ve genel yapabiliriz. Örneğin genel olarak benim yaşadığım bir takım kaygı duygusu vardır. E, dolayısıyla e, kişilik haline gelmiş olabilir. Hatta bunun bozukluğu da var. Hı hı. Psikiyatrik bozukluk boyutuna da gidebiliyor. Örneğin obsesif kompulsif bozukluğu olanlar merkezde kaygı yer alıyor. Genelleştirilmiş kaygı bozukluğu olanlar var mesela. Travma sonrası stres bozukluğu yaşayanlar da kaygı sorununu yaşıyorlar. Panik atak yaşayanların merkezinde de kaygı yer alıyor. Yani dolayısıyla genel bir duygu olarak ele alındığı gibi, ama ben özel olarak bir şeyden kaygılanabilirim. Örneğin sınavdan kaygılanabilirim. Dolayısıyla sınav kaygısı dediğimizde alana özel olarak duygunun yaşanmasından bahsediyoruz. Fakat burada iki tane şeyden bahsetmek istiyorum. Duyguyu şu, mesela biz korku duygusu dedik. Şu an sizinle onu konuşuyoruz. Ama kendi duygumuzdan bahsetmedik. Ben şu an hangi duyguyu hissediyorum? Örneğin, kendimi rahat hissediyorum dediğimde bu duygu kavramı olmuyor, duygulanım kavramı oluyor. Yani duygunun yaşantısal birleşenine biz duygulanım diyoruz. Dolayısıyla hı hı. ben şu an hangi duyguyu yaşıyorsam ismi duygulanım şeklinde ifade ediliyor. Bir de duygu durumu var. Bu da ilginç. Duygu durumu kavramı daha uzun süreli ve ortamdan ortama da değişmiyor aslında. Hı hı. Dolayısıyla bizim uzun süreli olarak hissettiğimiz bir duygu. Örneğin kendimle gurur duyuyorum. Yani ben bir tane olay yaşadım diye kendimden gurur duymamazlık yapamam. Aslında birden fazla olay yaşamışımdır, birden fazla başarı yaşamışımdır, olumlu işler ortaya koymuşumdur. İnsanlara yardım etmişimdir. Bencil değilimdir. Dolayısıyla bunların toplamından ben ne yapıyorum? Diyorum ki ben kendimle gurur duyan bir insanım ya da ben kendimi seven insanım diyorum. O halde bu ne olmuş oluyor? Duygu durumu aslında. Bu duygu durumu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. Yani olumlu duygu, olumsuz duygu kapsamında değerlendirilebilir. Bu neden önemli? Duygu durumu kavramı eğer uzun süre olumsuz yaşıyorsak o zaman psikiyatrik bozukluk oluyor depresyon hı hı. E, ya da manik bozukluk ya da bipolar bozukluk dediğimiz şey duygu durumu üzerinden yapılıyor. çok kısa sürede değiştiğinde de evet. e, sıkıntılı oluyor eğer, değil mi? duygu durumu Hani çok kısa sürede değişmez 6 ay sürede takip ediyorlar ve 6 ay süre içerisinde Eğer depresif bir duygularınız varsa o zaman diyorlar ki size depresyon tanısı veriyorlar ama neye bakıyorlar gün içerisinde yaşadığınız tek bir duyguya bakmıyorlar Aslında uzun süreli e, olumsuz duyguları ne kadar yaşıyorsunuz? Yani sizin duygulanımınıza bakıyorlar hı hı. diyebiliriz. Duygu durumunuza bakıyorlar diyebiliriz. Bir de bir kavramı daha söyleyelim ondan sonra bitirelim bu kısmı. O da his. E, his kavramını da biz günlük hayatta yanlış kullanıyoruz. Yani duyguların yerine kullanıyoruz. Halbuki his dediğimiz şey nedir dediğimizde insan be bedeninde meydana gelen fizyolojik değişiklikler var ve biz hı hı. bu değişiklikleri bilissel olarak tanımlıyoruz aslında. Nasıl mesela başınız ağrıyor Diyorsunuz ki ağrı hissediyorum. Ağrı bir duygu değil aslında. Doğru, hmm. ağrı hissediyorum. Mesela bugün çok çalıştınız, eve gittiniz. Ne diyorsunuz? Yorgun. Yorgun hissediyorum diyorsunuz. Aslında fizyolojik durumunuzu anlatıyorsunuz. Dolayısıyla hisle duygu aynı şey değil aslında. Hmm. Bu da bir diğer ayırt edilecek nokta. Son olarak da duyguları. Ee, insanlar sınıflandırmışlar. İkiye ayrılıyor tabii. Olumlu duygular ve olumsuz duygular şeklinde. Olumsuz duygulara baktığımızda neleri görüyoruz? Sıkıntılı, mutsuz, suçlu, ürkmüş, düşmanca, asabi, kararlı, e, asabi pardon utanmış, sinirli, tedirgin ve korkmuş. Bakın burada kaygı doğrudan geçmiyor olumsuz duygularda ama tedirgin deniyor. Evet. Yani tedirgin duygusu eşittir aslında bir anlamda kaygı duygusuna karşılık geliyor diyebiliriz. Olumlu duygularda ilgili heyecanlı, güçlü, hevesli, gururlu, uyanık, ilhamlı, kararlı, dikkatli ve aktif olarak tanımlanıyor. Hmm. Gördünüz mü? Mutluluk yok. Evet. <laughs> Çünkü mutluluğu göreceğiz ileride. Mutluluk bir duygu olarak tanımlanmıyor. Mutsuzluk tanımlanırken hmm. mutluluk Halbuki mutlu duygu hissediyorum olarak hissediyorum deriz değil mi? Ya da mutsuz hissediyorum evet. deriz ama öyle değil. Sana. Değil. Çünkü tek bir duyguyla ölçülemediği için aslında mutluluk. Yani mutluluk ona yaşam bakmıyor. doyumuyla biraz daha ilişkili gibi sanki. Bir daha boyutu bi, bilişsel boyutu yaşam doyumu deniyor ama hı hı. ona değiniriz. Hani burada şeyi görmemiz gerekiyor. Mutluluğu insanlar ya mutluluk yakalanamaz, elde edilemez demelerinin nedeni tek bir duyguda aramaları aslında. Tek bir duygu değil. Ona bakacağız ileride hı hı. Evet, mutluluk konusunda. bakalım konusu. ona. Tabii evet. sonlara doğru bununla ilgili reçeteler vereceğiz evet, diyelim evet. aslında. Evet. Şimdi e, Sınava girecek birçok öğrencimiz var. Belki bizi izliyorlardır, belki aileleri izliyordur, belki aileleri onlardan daha kaygılıdır. Evet. E, kaygıyı zaman zaman konuşuyoruz tabii. Sınav denince e, mutlaka yanında evet. bir kaygı beliriyor, bir kaygı konusu. Şimdi kaygıyı biraz daha detaylı analiz edeceğiz evet. aslında. Evet. Şimdi az çok hepimizin kafasında bazı fikirler var ama şimdi evet. biz madde madde gideceğiz. Önce kaygıya neden olan evet. durumları konuşacağız, sonra onların tam karşısında. Onlara bir pan zehir üretebilecek evet. düşünceleri konuşacağız. Evet. Tabii yaklaşık iki ayımız kalmışken bunlardan ne kadarını hayata yansıtabiliriz ve davranışa dökebiliriz evet. onları da konuşalım çünkü iki evet. ayda iki aydır evet. ne kadar kaygımızı azaltırsak o kadar başarılı tamam. ve evet. performansı gösteren kişiler olabiliriz. Evet. Şimdi kaygıya neden olan etkenleri sırasıyla konuşalım dilerseniz evet. o sırada ekranlara da yansıyacaktır. Evet. Oradan da takip evet. edebilirsiniz başlıkları. Şimdi. Evet. Kaygı Buyurun. aslında kaygıyla başlayacak olursak bir kere kaygı insan olmanın doğasında var olan bir duygu. Yani biz doğduğumuz andan itibaren bu duyguyla dünyaya geliyoruz. Neden? Nedeni şu. 100 trilyon hücreniz var şu an. Ve bu 100 trilyon hücrenin her an her dakika bakıma ihtiyacı var. Hı hı. Desteğe ihtiyacı var ki hem fiziksel varlığınız devam etsin hem de psikolojik varlığınız devam etsin. Dolayısıyla bu dehşet verici bir durum değil mi? Siz evet. şimdi veya da ben bugün kalbimdeki bir hücrenin çalışıp çalışmayacağını hiç düşünmüyorum ama çalışmazsa kalp krizi geçireceğim. Evet. Ya da beynimdeki herhangi bir hücrenin çalışıp çalışmayacağını düşünmüyorum ama çalışmazsa felç olacağım belki de. Yani ne demek istiyorum? Bizim beynimiz ve bilinçaltımız şunu biliyor diyor ki insan sonsuz ihtiyaçları olan ama varlığını da sonsuz tehdit eden faktörlerle karşı karşıya kalan bir varlıktır. Dolayısıyla bu bizde ne oluşturuyor? Doğduğumuz andan itibaren, itibaren varoluş kaygısı oluşturuyor. Hmm. Yani dünyada 8 milyar insan var ya hepsinin ortak noktası varoluşsal kaygıya sahipler. Dolayısıyla kaygılı insan acaba var mıdır yok mudur yerine bütün insanlarda kaygı vardır. Tabii ki. Doğamız bunu gerektiriyor aslında. Hı hı. Dolayısıyla bu bence çok önemli bir noktası. Ee, i̇kinci nokta ise kişiliğimiz. Kişiliğimizde üç tane boyut var. İd, ego ve süper ego. İd hazza ulaşmak ve acıdan kaçınmak istiyor. Dolayısıyla eğer acı, acı yaşarsa kaygılanıyor. Ya da hı hı. hazza, hazza ulaşamazsa o zaman da kaygılanmış oluyor. Yani dolayısıyla her insanın kişiliği olduğuna göre o zaman kaygı da mutlaka ne olacak? insanda olacak diyebiliriz. Yani evet. kaygı duygusu gayet insani bir duygudur. Fakat bunun sorunu ne? Ee, uzun süreli aynı du duyguyu yoğun bir şekilde yaşamak ve düzenleyememek. Asıl sorun e burası. Hayatınızı olumsuz etkilediğinde evet. de kötü bir şeyler evet. olduğunu seziyoruz. Yani uzun süreli olduğunda zaten semptomlara neden oluyor. Yani bedenimizi iyi kullanamıyoruz, yemek yiyemiyoruz, mide bulantısı yaşıyoruz, başımız ağrıyor iş yerinde işe konsantre olamıyoruz, insanlarla tartışıyoruz, hı hı. çevremizdeki insanlarla çatışmaya giriyoruz ve geleceğe dair de umutsuz oluyoruz evet. ve kötümser oluyoruz. Yani bunlar semptom oluyor aslında, bir kaygının de, semptomları, evet, belirtileri. Öyle bir şey ki içinden çıkmak istedikçe bazen daha çok batıyorsunuz, daha çok kaygılanıyorsunuz. Evet, çünkü kabul etmiyoruz. Çok kısa vadede çıkılamıyor sanırım içinden, o an böyle küçük teknikler uyguluyorsunuz ama... Böyle bir travmanızı falan tetiklediği zaman hemen çıkılamıyor gibi. Evet, Onu çok, aslında çok, lazım. Evet, çok güzel ifade ettiniz. Onun nedeni ben kendi psikoterapilerde de görüyorum danışanlarımda. E Ego gücü çok önemli. Eğer ego gücünüz zayıfsa, o zaman çok kolay bir şekilde buradan çıkamıyorsunuz aslında. Hmm. Egoyu güçlendirmek gerekiyor. Yani buradan uzun süreli kalıp çıkamayan insanların en en önemli sorunu ego güçlerinin. Zayıf olması aslında. Ne anlamalıyız buradaki ego gücünden? Mesela peki, problem çözme becerisine gerekiyor. sahip olması Hı -hı. gerekiyor. Mesela kendisini sevmesi, kendisini değerli Hı -hı. bulması gerekiyor. Mesela başa çıkma becerilerine sahip olması gerekiyor. Bunla duygu düzenleme becerilerine sahip olması gerekiyor. Eğer bunlara sahipse ego, egosu güçleniyor. Dolayısıyla herhangi bir Uyaranla, olayla karşılaştığında yıkılmıyor. Hep hı hı. bu becerileri devreye yani sokuyor. Yani kendi değerini kendisini belirlemesi gerekiyor. Dışarıdan gelen gündelerle evet, falan bir değil de. Bir boyutu bu bir ama boyutu. diğeri de beceriler. Yani hı hı. problem çözme becerisi, duygu düzenleme becerisi, başa çıkma becerisi gibi becerilere sahip olmak. Eğer biz bunlara sahip olursak o zaman egomuz güçleniyor aslında ve yıkılmıyoruz. Yani dolayısıyla daha fazla kaygılanmıyoruz. Evet. Şimdi... E, bu maddeler var. Buradan sırasıyla gidelim eminim. E, kendisini burada gören, hisseden evet. e, izleyicilerimiz olacaktır. Madde madde gidelim. Somut örnekler de veririz evet. elbette ki. Şimdi sınav kaygısına neden alan durumlar. Evet. Kendimize de bir bakalım. Evet. Nerede kaygılanıyoruz? Evet. Tam olarak oraya bulmaya çalışalım. Evet. Ama öncesinde sınav Doğru. kaygısını bir tanımlayalım bence. Tabii. Yani Ne evet. olduğunu bilmemiz lazım. Sınav kaygısı aslında sınav öncesinde, sınav esnasında ve sonrasında İnsanların, kişilerin, öğrencilerin başarısız olma olasılıklarını düşünerek olumsuz duygular hissetmesi olarak tanımlanıyor. Burada iki tane önemli göstergesi var e, sınav kaygısının. Bunlardan birincisi kuruntu diyoruz aslında. Kuruntu eşittir, olumsuz düşüncelerdir diyoruz. Yani ne demek? Bizim kaygımızı besleyen ve aynı zamanda kaygımızın devam etmesine neden olan ...düşüncelere kuruntu deniyor. Bir boyutu bu. Evet. İkinci boyutu da... ...duygudaşlık deniyor aslında. Duygudaşlık dediğimiz kısmında... ...hem duygu kısmı var hem de hangi kısmı var? Fizyolojik kısmı var aslında. Onu girişte bahsetmiştik. Sempatik ve parasempatik sinir sisteminin... ...sürekli devreye girmesi aslında. O halde duyguyu yaşarken... ...sınav kaygısını yaşarken... ...bir, kuruntularımız var. Kuruntuları eğer çözümleyemezsek... ...kaygımız hep devam edecek. İkincisi ise duyusallık duygusallık kısmı yani aslında beden kısmı ve o duygunun sakinleşmesi ve ifade edilmesi aslında bu kısmı da neyi oluşturuyor? Duygusallık kısmını oluşturuyor. O halde sınav kaygısını yenmek istiyorsak yapmamız gereken kuruntuları çözümlemek ve aynı zamanda duygusallık kısmını düzenlemek. Yani Hı -hı. o beden boyutunda duygunun kendisini düzenlemek. Biz bununla ilgili öneriler vereceğiz sizinle birlikte. Evet. Ee, ama iki boyutunun olduğunu görelim. Eğer ben sınav kaygısı yaşıyorsam bir e, kuruntularım var yani olumsuz düşüncelerim var. İkincisi de ise duyguyu yaşıyorum ve fizyolojik olarak da yaşıyorum. Dolayısıyla iki noktaya müdahale evet. etmeliyim. Şimdi siz öyle deyince iki soru belirdi aklımda hemen. Birincisi olumsuz tüm duygular kuruntu mudur? İkincisi kuruntuyla gerçekleri nasıl ayırt edeceğim tam olarak? Evet çok güzeldi. <laughs> Hani olumsuz duygular kuruntu üretir mi? Yani hmm. soruyu böyle sorarsak evet. daha işlevsel olabilir. Çünkü e, duygunun kendisi kuruntu değil aslında. Duyguya eşlik eden olumsuz düşünce hmm. kuruntudur diyoruz. Dolayısıyla evet olumsuz duygular olabilir. Mesela siz öfkelenebilirsiniz, korku yaşayabilirsiniz ama buna eşlik eden olumsuz düşünceniz olmaz. Yani kuruntunuz olmaz. Ya da olur ama çok hafif düzeyde olur. Ya da bir başkası için orta düzeyde olabilir. Hı hı. Başkası da yüksek düzeyde olabilir. Yani her duyguya olumsuz düşünce eşlik edecek diye bir şey yok. Niye yok biliyor musunuz? Onu burada öneri vereceğiz. Kavram olarak şunu söylüyorlar. Kişi içi farklılaşan insanlar aslında duyguları yaşarken olumsuz düşünceler yaşamazlar. Kişi içi farklılaşma. Ne demek hı hı. bu? Kişinin Duygu ile düşüncesini birbirinden ayırt etmesi ve bir dengede kalması, buna kişi içi farklılaşma hmm. deniyor. Mesela ben bir televizyon programında görmüştüm, ondan da örnek vereyim siz televizyoncusunuz. unuyorsunuz. Bir konu davet etmişler, hocaya soruyorlar diyorlar ki benim babam işte bana çok kötü davrandı, şöyle davrandı, böyle davrandı diyor. Hoca ne diyor biliyor musunuz? Yayında diyor ki Allah belasını versin o babanın. Yani hoca kişi içi farklılaşamamış. Niye? Biz o hocayı hmm. niye çağırdık oraya? İnanç sistemiyle açıklıyor, ilahiyatçı evet. bir hoca. Beklentimiz ne? Babanın davranışlarının dindeki yerini söylemesi lazım. Ama söylediği hmm. ne? Allah belasını versin. Yani ne yapıyor aslında? Duygu ve düşüncesini birbirinden ayırt edememiş duygusal reaksiyon veriyor aslında. Hmm. Buna kişi içi farklılaşamamak. mât de değil. Doğunlaşma olgunlaşamamış. Evet, bu yani. en önemli engel. <laughs> yani eğer kişi içi farklılaşmayı yaşarsak inanılmaz gelişim kaydediyoruz. Ya bütün sorunların nedeni de bu. Kişi içi farklılaşamamak. Evet. Beş aşamada sınav kaygısını yenmede kişi içi farklılaşmaya değineceğiz. Yani müdahale evet. oluyor. Şimdi bununla ilgili bilmiyorum hocam şunu da söyleyebilir miyiz? Şimdi kaygıdan bahsediyoruz tabii neden olunan durumlardan. Ben hep şöyle düşünürüm. Belki bu duygu ve düşünceyi ayırt etmek için. Çok kötüyken. Karar vermeye çalışmayın derim ya yani ben kendim öyle derim en azından çünkü kötüyken iyi kararlar verilmez kötü duygudayken evet. ya da çok iyiyken de çok karar vermemekten yana olurum. Çünkü çok iyiyken daha pozitif düşünüyorsunuz evet, Tabii bu güzel bir şey ama bazı şeyleri gözden kaçırabilirsiniz o yüzden her zaman nötr olduğunuz zamanları tespit edebilirseniz evet. duygularınız fazlalık mı kuruntu mu belki onu da anlayabilirsiniz. Evet. Bunu, Normal hayatınızı gözden geçirdiğinizde. Evet, Bunu en yakın nereden her gün gözlemliyoruz? Mesela trafikte. Şimdi bir Hı -hı. kaza olayını gördüğünüzde birbirine vuruyorlar ve şiddet oluyor gördüğünüz gibi. Niye oluyor dediğimizde? Çünkü öfkeyle o anda problemi çözmeye çalışıyor. Ama sorun ortaya çıkartıyor aslında. Evet. Yeni bir sorunun ortaya çıkmasına neden oluyor. Burada belki de şöyle duyguların işlevleri üzerinde durmak gerekiyor. Olumsuz duygular insanın bakış açısını daraltıyor problem çözme becerilerini kullanmayı engelliyor ve kapasitesini ortaya koymayı engelliyor. O yüzden sizin dediğiniz kötü durum derken aslında olumsuz duyguları düzenledikten sonra karar verelim. Çünkü kapasitemizi tam olarak kullanamayacağız. Problem çözme becerimizi tam olarak kullanamayacağız. Dolayısıyla en doğru çözümü bulamayacağız. O yüzden hmm. sakinleşmek, ondan sonra aslında karar vermek gerekiyor. Doğru evet. söylüyorsunuz. Evet. evet. Şimdi e, sırayla gidelim hocam. E, bizleri de o sırada takip edebilirsiniz. Yine aklımıza geldikçe somut örnekler de verilsin. Birinci maddemizden başlayalım. Sınava neden olan durumlar, sınav kaygısı evet. nedenleri. Tabi buradakiler biraz daha genel başlıklar. Hepsi evet, işte evet. Aile rekabetçilik, olumsuz iç konuşmalar evet, hepsi evet. E, sınav kaygısını etkiliyor. Evet. Peki bakalım birinci maddemiz de diyor ki sınav deneyimini fantazide hayalde felaketleştirme durumu. Bu nasıl ortaya çıkıyor? Evet, hocam? Aslında şöyle nedenlere bir bakalım. Tamam. Bu nedenler bir araya gelerek çocuklarda kaygı oluşturuyor Hı -hı. zaten. Yani nedenlerin hepsi bir araya gelip kuruntuya ve olumsuz düşünceye neden oluyor. Dolayısıyla önce nedenlere Hı -hı. baktığımızda aile geliyor. Yani burada da anne baba Hı -hı. tutumlarını görüyoruz. Ee, özellikle mükemmelliyetçi anne babalar çocukları çok kaygı açısından inanılmaz olumsuz bir konuma getiriyorlar. Çünkü onlar için sonuç çok önemli hı hı. ve süreç hiç önemli değil. Zamanında gösterdikleri çabalar, çocukların gösterdikleri çabalar hiç önemli değil ve hep en iyisi olmak zorunda. Dolayısıyla hı. mükemmelliyetçi bir anne babaya sahipseniz eyvah çocuk şöyle diyor mutlaka en iyi sonucu elde etmeliyim. Ya da Sınavda istediğim puanı alamazsam bu hayatın sonu diye düşünmeye başlıyor. Hı hı. Ama bunu neyle elde ediyor? Anne baba çocuk, mükemmelliyetçi anne baba çocuk etkileşimiyle e, elde ediyor ve içselleştiriyor. Nasıl mesela? Bir gün sınavdan geliyor çocuk, eve geldi. Sınava açıklanmış. Anne baba soruyor kaç aldın? 90. İyi, diğer arkadaşların kaç aldı? Ya da niye yüz <laughs> almadın? Dolayısıyla bunu söylediğinizde çocuk içselleştiriyor aslında. Dolayısıyla mükemmel olmalıyım, sonuç çok önemli. Mutlaka evet. istediğim sonuca ulaşmalıyım şeklinde düşünüyor. Bunun dışında ilgisiz, mükemmelliyetçi anne babalar problem olduğu gibi ilgisizler de problemli. Çünkü ilgisiz olan anne ve babalar çocukların duygularını düzenlemede model olamıyorlar. Yani Çocuk bir olumsuz duygu yaşıyor, öfke duygusu yaşıyor ama bunu nasıl düzenleyeceğini bilmiyor. Ebeveynlerin en önemli rolü koçluk yapmaları. Bu duygu nedir, anlamı nedir, neden sen bu duyguyu yaşıyorsun ve bu duyguyu bir daha yaşamamak adına neler yapmalısın şeklinde çocukla her gün konuşmaları gerekiyor. Konuşmadıkları zaman çocuk şunu yapamıyor, kendi duygusunu düzenlemeyi öğrenemiyor. İlginç şöyle danışanlarım benim çok oluyor, geçen gün biriyle görüştüm. Babası immatür bir baba yani olgun bir baba değil. Hep onu düzenlemeye çalışmış. Ama şimdi de kendisinin sorunu ne biliyor musunuz? Hmm. Obsesif kompulsif bozukluk. Hmm. Yani ne yapmış? İlgisiz, büyüyemeyen bir babayla hayata devam ettirmek adına mükemmel olmak zorundayım. Çünkü niye? Babası en küçük bir davranışta çocuğa hakaret ediyormuş, şiddet uyguluyormuş. En küçük bir problemde. Dolayısıyla problem çıkmaması için ne yapayım ben o zaman? Her şeyi kontrol edeyim ve her şeyi mükemmel bir şekilde yapayım bu insanın doğasına aykırı bir şey. Ee, o halde baba olgunlaşmamış ve çocuğuna babalık rollerini yerine getiremiyor. Bakın çocuk babasına aslında <laughs> babalık yapmaya çalışıyor ama bu ağır bir yük. İlerleyen yıllarda neye dönüşüyor? Zaten kendi öğrenememiş bu yükle birlikte obsesif kompulsif bozukluk şeklinde gidebiliyor. Yani kişilik bozukluğuna kadar gidebiliyor. O yüzden anne babaların günlük yaşamdaki çok basit çocuğun dinlemeleri, anlamaları ona Koçluk yapmaları aslında duygu koçluğu deniliyor buna. Ee, çocukların duygu düzenleme becerilerini öğrenmelerine yardımcı oluyor. Hocam genelde o yani biraz nadiren oluyor. Çünkü anne babalar kendileri bile bunu yapamadıkları için bazen eh, çocuğa da öğretmek zor oluyor. Kesinlikle yani. öyle. Biz de maalesef çoğumuz bunu çocukken öğrenemiyoruz. Belki yetişkin olduğumuzu öğrenip sonra da şey diyoruz büyüdük artık. E, Bunu yapabiliyoruz diyoruz. E, Türkiye'de çok ilginç olan şey de şu benim 5000'e yakın danışanım oldu hepsinde duygun ne diye sorduğumda duygusuyla düşüncesini ayırt edemiyor. Ben duygusunu soruyorum, o bana düşünce anlatıyor aslında. Yani dolayısıyla kendi duygusuna da yabancı. Bir de düşünce anlatırken başkasının düşüncesini de anlatıyor. Tabii onu da Hiç anlatıyor, olduklar, kendinden evet. uzaklaşıyor. Evet. Biraz kültürle de ilişkili. Yani evet. grup içerisinde yaşamanın bir sonucu aslında. İkinci neden rekabetçi ortam. Yani Hı -hı. şu an biliyor musunuz? 20-0, 25 yaş arasındaki nüfusumuz 25 milyon. Ve çok ilginç, sınava giren kaç kişi? Biz hep lise sınavını düşünüyoruz ve aynı zamanda üniversiteyi düşünüyoruz ya da KPSS'yi düşünüyoruz. Ama her gün sınav oluyorlar. Yani derste matematik sınavı oluyorlar, evet. tarih sınavı oluyorlar. Sınav hep var aslında. Dolayısıyla ne demek? 5 milyon çocuğu çıkartırsak yani 0-6 yaş grubunu, geri kalan 20 milyon çocuk. Şimdi bu 20 milyon insanı ne yapıyorsunuz? Kıt kaynaklardan seçim yapmalarını sağlıyorsunuz. Yani ne demek bu? 20 milyon bireyin hepsi en iyi okula gitmeyecek kaliteli okullara gidemeyecek, gidemez çünkü kontenjanı sınırlı. O halde ne oluşuyor gördüğünüz gibi rekabetçi ortam. Evet. Dolayısıyla rekabetçi ortamda şunu düşünüyor çocuklar. Ben büyük bir yarış var ve bu yarışta en ön sıralarda olmalıyım. Eğer en ön sıralarda olmazsam istediğim hayatı yaşayamam, istediğim işi yapamam, istediğim yaşamı kuramam diye düşünüyorlar. Evet. Kapitalist sistem yarışmacılık çocuklarda, bireylerde inanılmaz bir rekabet ortamı oluşturuyor. Bu rekabet de kaygıya neden oluyor. Yani biz şimdi sınav ve mutluluk dedim ya hocam. İşte şimdi tam bunu konuşurken bu o onun doğasına ters gibi geliyor biraz öyle olduğunda. O rekabet olduğunda mutluluğu yakalamak zor gibi geliyor Süper. sanki. Süper. Mutluluk Hı? konusunda değineceğiz. Evet, ee, evrim orayı kur bekleyin, Evet, <laughs> Takipte <de> kalın diye. <laughs> evet, evrim kuramında e, bas var. Bas aynen sizin söylediğinizi söylüyor. Geleceğiz ona. Evet, Söyleyeceğim. Çok tamam, onu konuşacağız. Hatta çok ilginç. Şöyle diyor. Diyor ki modern çağ yarışmacı ve rekabetçiliği ortaya çıkarttığı için ne olmuş? Uyum sorunlarını ortaya çıkartmış. Bugünkü kaygı ve stresin nedeni de budur diyor aslında. Peki ne yapalım? 5 bin yıllık, 10 bin yıllık bir tarih var. İnsanlığa bakalım. Yani atalarımız mutlu olmak için ne yapmış deniyor. Dolayısıyla daha sade bir yaşam, ilişki, ilişkilerin güçlenmesi üzerine kurulu ona değineceğiz. Yani. Zaten yani bunların temeline baktığımızda da hep şuraya dayanıyoruz. Biz zaten programlar boyunca deponu anlatmaya çalışıyoruz. Kişisel ve bireysel yetenekler. Kimse kimseyle aynı değildir. Herkesin yolu farklıdır. Herkesin yeteneği farklıdır. Herkes Bravo. yolunu öyle çizebilmeli. Yani temelde bundan bahsediyoruz. Evet. Çocukların farklılıklarını kabul etmekten Bravo. başlayarak o günümüze kadar geliyor. İşte çok ilginç. Mesela bu kuruntuyu oluşturan, olumsuz düşünceyi oluşturan en önemli nedenlerden birisi de bu farklılığı kabul etmemek. Evet. İyileştirmesi, yani bu düşünceden kurtulması da farklılığı kabul etmek üzerine kurulu. Onu da değineceğiz Evet, evet. birlikte. Bu konular tabii çok evet. da tartışmalı. Biz devam edelim evet. konuşmaya. Öğretmenler Şimdi, de etkili. Onlar üzerinde evet, durayım. Zaten... Evet. E Maddelerimizde de vardı evet. rekabet dedik, e, aile içi evet. olan durumlar dedik, olumsuz iç konuşmalar vardı. Evet işte neden? bu kuruntuları sürekli düşünmek mesela en iyisi olmalıyım, sınav benim için çok önemli. Eğer Hı -hı. bunda başarılı olamazsam hayatın sonu gene başarısız olacağım gibi düşünceler. Buna ek olarak da etkili ders çalışamamaktan bir neden olarak karşımıza çıkıyor. Yani ben yeterince çalışmıyorum ve en iyisini istiyorum. Bu zaten mantıksız bir durum. Hı -hı o halde çalışma becerilerimi yaymam gerekiyor. Ee, öğrenme, kendimi düzenleyerek öğrenme becerilerimi kullanmam gerekiyor. Yani sınav dediğim şey uzun bir maraton aslında. Dolayısıyla bunu iyi planlamak gerekiyor ve burada da ders çalışma alışkanlıklarını uygulamak gerekiyor. Eğer kişi, öğrenciler ders çalışma alışkanlıklarını uygulamamışlarsa öğrenemiyorlar. Öğrenemedikleri hı hı. için de hani öğrenmediğim için kaygılanıyorum. Bu biraz bu hani çalışmayıp kaygılananlar en anlamsız grup diyebiliriz. Asıl sorun hmm. çalışıp kaygılanmak. Onlar belki erteledikleri için de kaygılanıyor olabilirler hocam. Ç çalışmayıp hep bir erteleme vardır evet. ya. O ertelemenin temel mekanizması da çok ilginç. Hmm. Cezalandırılma korkusundan kaynaklanıyor. Yani ne demek? Hmm. Aşırı otoriter anne babayla yaşayan çocuklar erteliyorlar. Niye? Harekete geçtiğinde hmm. anne ya da baba cezalandırılacak. Ceza almamak için neyi yapıyor biliyor musunuz? Harekete geçmemeyi tercih ediyor. Yani erteliyor. Hmm. Gene anne babalar yani. Hani evet. Sorunun kaynağı onlar. Evet. Ee, bunun dışında zamanı yönetememek. Hani hmm. O sınav süreci bir saatlik, or bir buçuk saatlik, iki saatlik her neyse. Hmm. Bunu yönetememekte e kaygının ortaya çıkmasına neden olmuş oluyor. Yani özet olarak bunu söyleyebiliriz. Sonuçta... Yani şunu görüyoruz aslında özetleyecek olursak biz anne babamız söylediğimiz faktörler zamanı yönetememek çalışma alışkanlıklarımızın iyi olmaması rekabetçi ortam olumsuz öğretmenle bir arada yaşamak gibi bunların hepsi bir araya gelerek ne oluşturuyor kuruntu oluşturuyor bizde yani olumsuz düşünceler oluşturuyor bu olumsuz düşünceler de dört alanda kendisini gösteriyor bunlardan biri sınav deneyimi. İkincisi kendisine ilişkin algı, buna yönelik kuruntuları Hı -hı. var. Üçüncüsü kontrole ilişkin kuruntuları var ve dördüncü e, noktada ise e, sınav sonucuna ilişkin kuruntuları var. Şimdi ona Hı -hı. geldik. Hani evet. bu zehir panzehir dediğim şey. Aslında bu kuruntular kaygıyı destekleyen, kaygıyı artıran zehir gibi ve dört alanda bir evet. sınav deneyimi, iki kendim, üç kontrol gücüm ne acaba? Dördüncüsü ise sınav sonucu. Bu dört alanda on tane aslında düşünce üretiyorlar. Şimdi ona bakabiliriz isterseniz. Evet. Ee, az çok. Belirledik ana başlıklarımız evet. aslında bu çerçevede. Şimdi tabii bu kuruntuları konuşacağız. Belki zehirli düşünceler evet. diyebiliriz diğer bir adıyla. Şimdi ilk başta o dediğiniz gibi belki sınav sonucunu felaketleştirme ile ilgili olarak sınav deneyimini hayalde felaketleştirme evet, durumu ortaya çıkıyor. Şimdi biz bunu somut olarak nasıl yaşıyoruz? Şimdi... Yani Kötü geçerse şöyle olur, böyle olur gibi kafada kurmak. Ku, kurmak aynen öyle. Hmm. Hani aslında şöyle oluyor, e, ego gücü zayıf olanlar e, önceden önlem almak adına en kötü senaryoyu düşünüyorlar. Hmm. Bunun ismi felaketleştirme oluyor. Hmm. Ama real değil. Yani hep Gerçek beklentiyi değil. düşük tutup sonra iyi bir şey olduğunda. Genelde vardır ya öyle hocam arkadaşlar hı hı. hep böyle kötü geçti kötü geçti sınavım derler onu mu kastediyoruz Ona e, ona şunu söylüyorlar o bir kötümserlik tarzı ama bu daha evet, farklı. Anladım. Bu felaketleştirenler ego güçleri zayıf hı. dolayısıyla kendilerini güçlü hissetmiyorlar yıkılmamak için hep en kötüsünü düşünüp ona hazırlıklı hale geliyorlar. Hı, anladım. Yani, ama sorun şu. Bir kere bu deneyimi yaşamadılar. Yani sınava girmedik ki aslında. Dolayısıyla sınava girmedim ve ben bu deneyimi baştan olumsuz değerlendirdiğimde zaten kaygım hep ne olacak? Artacak ve katlanarak gidecek aslında. Halbuki bunun yerine ne olması gerekiyor? Ben sınava girmedim. Objektif olmam gerekiyor. Yani korkacak bir şey yok. Felaketleştirecek bir durum yok aslında. Eğer ben sürekli olumsuz sonuç beklentisi içerisinde olursam o zaman ne oluyor? Bilgilerimi Rahatlıkla aktaramıyorum aslında. Soruyu anlayamıyorum, soruyu kavrayamıyorum. Dolayısıyla performansımı, mevcut performansımı tam olarak ortaya koymamı engelliyor. Bu dövülmeden ağlamak gibi bir şey yani. Daha evet. Sınav gelmemiş, yaşanmamış. Ben sınavım çok kötü geçecek, en düşük puanı alacağım, en kötü sonucu ben elde edeceğim şeklinde düşünmek. Bunu şeklinde. düşündüren bir şey de olmalı. Yani şimdi belki soruları çözemiyor, belki. Çok kötü deneme sonuçları alıyor. Bundan kaynaklı bunu düşünüyor ama onu almasındaki sebebi direkt kendiyle bağla, bağdaştırıyor belki de. Evet. O yapamadığını düşündüğü için ama halbuki kaygısından dolayı olabildiğini gözden kaçırıyor. Evet da olabilir. kaçırıyor ama şöyle yani muhtemelen demin bir sınıflandırma yaptık ya. Yani çalışmamış kaygılanıyor. Onlar için anlamsız bir şey. Zaten kaygılansın çalışmamış ki. Hı hı. Kimin için sorun kaygı? Çalışmış oldukça fazla çalışmış ama buna rağmen kaygılanıyor. Bunlar için sorun. Hı hı. Çünkü şöyle düşünün, siz hiçbir çalışma yapmadınız, ben kaygılanıyorum. Bir anlamı yok ki bunun, zaten kaygılanman gerekiyor. Çünkü bir performans ortaya koyman lazım, yeterliliğe sahip değilsin. Dolayısıyla o zaman yeterliliğini artırman gerekiyor. Yani öğrenme becerileri, çalışma becerileri hepsini uygulaman lazım. Buradaki asıl sorun şu, çalıştığı halde kaygılanan neredeyse yüzde altmış Sınava girip çalışan hmm. yani yüzde yüz %100 bir dilimlik baktığımızda 60'ı çok kaygılanıyor. Oralarda tabii ayrılıyor şimdi şöyle çalışıp kaygılananlar da olabilir. Çünkü her çalışma meyvesini vermeyebilir. Çünkü her çalışma doğru çalışma olmuyor bazen. İşte çalışıyoruz ama e, elde ettiğimiz getiri çok az ya da yanlış şekilde çalıştığımız için sonucunu alamıyoruz. Evet. Ama bazen de gerçekten çalışıyoruz. Hani olur ya o deneme evet, evet. sınavlarının hepsinde çok güzel netler çıkarıyor ama evet. sınav günü o çok. Kötü netler geliyor. Evet, i̇şte olur. orada sanırım biraz farklı evet. durumlar ortaya Birinci çıkıyor. Birinci söylediğiniz koşulda kişi kendisini tanıyamıyor. Yani benim algılama kapasitem ve öğrenme kapasitem şu kadar. Hı hı. Ama ben ne yapıyorum aslında? 5 birimse ben 25 birim olarak kendimi görüyorum. Bu gerçekçi değil aslında. Yani ne demek? Ben diyelim ki sözelciyim. Ama ben hep sayısalcı olmak istiyorum. Anlamsız. Ben yapamam hı hı. zaten sayısalı. Evet, doğru, dolayısıyla o zaman kendimi tanımam lazım yani hangi yetenek alanında iyiyim ne kadarını yapabiliyorum ne kadarını yapamıyorum yani dolayısıyla kişiler kendilerini tanımadan bir yola girmiş olabilirler ve o yol zorlayıcı olabilir yani yetenek düzeyinin üstünde olmuş olabilir e bu zaten kaygı üretiyor yani dediğiniz gibi üretir. Evet ee, bir de bu çalışma esnasında mesela yani çok çalıştığımız sanarız ama yanlış düzeltmeden ya da yanlışlarımız çıkıyordur ama biz onların doğrusunu öğrenmeden devam ediyoruzdur. Çalışmaya çalıştığımızı düşünüyoruzdur ama o çok da verimli olmuyor evet. bazen. Çok güzel söylediniz. Bu öğrenmenin doğasını bilmemekle ilişkili. Hı hı. Öğrenmenin üç aşaması var aslında. Öngörü aşaması, hazırlık aşaması. Evet. Biz bununla ilgili de program yapmıştık. Onu da hatırlatalım evet. hocam. YouTube eğitim atölyesi yazarak o öğrenmeyle ilgili de özel bir programımız vardı. yapmıştık. Evet. Onu da oradan evet, takip, takip edebilirsin daha detaylı olarak. Yani i̇kinci aşama performans aşaması İşte orada. Şunu yapıyorum ben mesela bugün 20 soru çözdüm iki tanesini yapamadım ne yapmam lazım dönüp bakmam gerekiyor acaba ben bu iki soruyu neden yapamadım ve hangi bilgim eksikti eğer onu yapamazsanız dediğiniz gibi ne oluyor aslında oradaki eksiklik kapanmadan devam ediyor e, bu ay devam etti sınav zamanında da devam edecek aslında. Dolayısıyla evet. onu da tamamlamak gerekiyor. Söylediğiniz evet. çok doğru. Ee, şimdi belki biraz bunu burayı deşiyor gibi oluruz ama ben e, hı hı. faydalı olur diye buraları da sormak istiyorum size tabii. Bir hocamız şunu söylemişti. Ben de kendi kişisel deneyimlerimde bunu evet. gördüm. E, bu konu çalışmak mı, test çözmek mi diye soran öğrencilerimiz var. Şimdi iki ay kalmışken de hı hı. belki faydası olur. Yani konu çalışmak mı, test çözmek mi dendiğinde sanki test çözerek e, öğrenmenin ben... Biraz daha faydalı olduğunu gördüm. Tabii evet. konu çalışmayın elbette ki demiyoruz çalışın ama e, o doğruyu yanlışı yapa yapa görmek insanı daha da geliştiriyor ve bütün olasılıkları hazırlıyor gibi sanki. Bilmiyorum orada küçük evet. bir dipnot tavsiyeniz olur mu? Evet kesinlikle öyle yani soru çözmenin çok büyük faydası var. Konuyu kapsamlı bir şekilde anlamaya yardımcı oluyor aslında. Aslında birbirini bütünlüyor yani ayrıştıramayız. Yani önce konuyu çalışacak ama konuyu çalıştıktan sonra oldukça fazla soru çözecek. Yani orada soru çeşidi ve sayısının artırılması esas olan nokta. Ama hiç çalışmadan evet. zaten yapabiliyoruz. Yani bilgiyi alıyoruz ama onu işlemlemeden. Evet, işlemlememiz yerleşmiyor lazım. bilgi bizde. Sorular bize şunu söylüyor. Neyin doğru olduğunu ve neyin yanlış olduğunu. Dolayısıyla sorular üzerinde niye öğreniyoruz dediğimizde neyin Hı. yanlış olduğunu, neyin doğru olduğunu sürekli görüyoruz, maruz evet, kalıyoruz. Evet, Öyle bir etkisi Evet. Var. Şimdi devam edelim. Evet, ikincisi ise e, bu zehirleyici aslında düşünce olarak. Evet, maddelerimize evet, devam evet, ediyoruz. Aynen. E, i̇kincisi ise ee, ...çok ilginç bunu mükemmelliyetçiler yapıyor daha fazla. Süreçten ziyade sonuca odaklanıyorlar. Halbuki şöyle mesela siz burada diyelim ki sınava hazırlanıyorsunuz. Günde 5 saat çalıştınız değil mi? Bence 5 saat mükemmel bir süre aslında. Verimli çalışınca evet. 5 evet. saat çok güzel. Peki ben bunun sonucunda ne yaptım? Diyelim ki 500 puan üzerinden 450 aldım. Hı -hı. Şimdi benim üzülmem anlamsız yani gereksiz. Çünkü ne yaptım ben aslında? Sonuç evet 500 hedefliyordum ama 450 aldım. Neye odaklanmam lazım aslında? Kendime şunu söylemeliyim. Demeliyim ki ya ben aslında bu süreci çok güzel bir şekilde ne yaptım? Geçirdim aslında. Başarı ölçütü sonuç değil. Evet. Bu sonuca giderken yaşadığım süreç ve bu süreci ne kadar değerlendirdim? Bu da bir başarı ölçütü. Ama öğrenciler ne yapıyor? Sadece sonucu ölçüt alıyorlar. Nedeni de ne? Yarışmacı, mecbur yani yarışmacı yapılar. E, rekabetçi ortam diyor ki sen oraya giremezsin diyor. Hani 500 almazsan giremeyeceksin diyor. Halbuki o çocuk başarısız değil, çok iyi, başarılı. Fakat kaynakların kıtlığı e, ve süre, süreçteki yaptıklarını görmemesi kendisini başarısız hissetmesine neden oluyor. O yüzden çocuklar şunu yapmalılar, sınava hazırlananlar. E, ben e, ders çalışma açısından atıyorum 3 saat, 4 saat günlük düzenli çalıştım mı çalıştım. Tamam o gün rahat bir şekilde yatağa geçin yatın. Verimli bir şekilde çalıştıysanız... kaygılanmanıza hiç gerek yok çünkü siz süreci çok güzel yönetiyorsunuz. Evet, Kendilerine bu, böyle deme. Evet, bu süreci yönetmek çok önemli gerçekten. 5 saat olsa verimli çalışıyorsanız diğer bütün aktiviteleri de vakit ayırabiliyorsunuz. Yani 500 almayın da 450 alın yani o 500 alma o 50 puanlık kısmı da hayattaki diğer yeteneklerinizle evet. kapatıyor olacaksınız evet. zaten mutlaka. Evet, yani zaten hani şöyle 500'e hedeflesinler ama alamadıkları zaman şunu düşünsünler ya ben sürecimi zaten iyi yönettim yani bitti. Evet. Yani o sonuca ulaşamadım ama çok daha ne yapabilirim ki? Günde 5 saat çalıştım işte yani diğer derslerin dışında. Çok güzel bir şey. Evet asıl hayat zaten hocam o evet. sınavlardan sonra hayat atılınca da başlıyor. da evet. idare etmek de önemli olacak evet, evet, o zaman aynen, ve süreçleri. Aynen öyle. Şimdi bu ikinci maddemizdi evet, değil ikinci mi hocam? ]ydi. Evet ikinciydi. Şimdi Ükinciden kendilik de algılarına yönelik şeyler evet. var, kuruntular var. Bunlardan biri savunmacı kötümserlik diyoruz. Yani felaketleştirenlerin ego gücü zayıftı. Hı hı. Çok ilginç. Savunmacı kötümserler de ne yapıyorlar biliyor musunuz? Kendilerini en kötü senaryoya hazırlayıp düşünüp ona göre ayarlamaya ve düzenlemeye çalışıyorlar. Yani ne hı. demek? Yani fizik çalışıyor, gidiyor kıyıda köşede en böyle ilgisiz konu var ya oraya da çalışıyor ya buradan çıkarsa diye. Hmm, Bunlar evet. da savunmacı kötümserler aslında. Yani e, ne yapıyorlar? Her şeye yetmeye çalışıyorlar. Biz her şeye yetemeyiz. Belli sınırlı kontrolümüz var yani. Hocam bir örnek geldi aklıma. Hmm. Bir arkadaşımız vardı üniversitede. Çok detay çalışırdı böyle her şeye çalışırdı sıkı sıkıya böyle. Evet. Biz o kadar çok çalışmazdık. Genel konulara bakardık. Hep derdi siz nasıl benden yüksek konuyorsunuz. <laughs> evet, bu çok rastlanan bir olay. <laughs> evet, böyle bir örnek de var. Evet, yani o Savunmacı kötümser olarak enerjisini niye veriyor aslında? İlgisiz konulara da veriyor. Her şeyi kontrol edebileceğim diye. O halde şunu yapacağız. Yani biz her şeyi kontrol edemeyiz. Bunu bir kabul etmemiz gerekiyor. Ne yapmamız lazım? Aldığımız önlemler şu olmalı. Konu tekrarı, çalışmak, soru çözmek. Ben bu önlemleri almalıyım. Bunları yaptıysam yeter yani. Daha başka önlem almaya gerek yok. Yani detaylarda boğulmaya gerek yok. Kendimizi evet. en kötüsüne hazırlayarak. Bu çok yorucu bir şey. Çünkü insan sınırlı bir varlık, sınırlı bir varlıkta sınırsız kontrolü arıyoruz. Mümkün değil. Evet, orada şey de devreye giriyor tabii. Zamanla anlıyorsunuz onu. İşte sınav çalışırken bile hoca size bir metin verdiğinde bile e, az çok böyle çok detaycı bir hocanız yoksa eğer evet. yani okuduğunuzda oranın önemli olduğunu, oralardan çıkabileceğini bile kestirebilmek e, belki, bravo. oraya çalışabilmek. Yoğunlaşabilmek evet. de önemli yani bu size bir adım ileri taşıyor. Ke kesinlikle Her yani harika okullarda harika. ders anlatırken zaten hocalar önemli noktaları söylüyorlar yani dediğiniz çok Hı -hı. doğru. İyi bir dinleyiciyseniz aslında oraları yakalıyorsunuz. Yani bu da derse katılım demek aslında. Yani dersle birlikte kendinizi bütünleştirirseniz o zaman birçok başarının anahtarını da elde etmiş oluyorsunuz Hı -hı. diyebilirim. Şimdi sırada devam edelim mi evet, hocam? Evet dördüncüsünde kalmıştık. Evet. Bu dördüncüsünde de şunu yapıyorlar. Başkalarını yüceltip kendilerini değersizleştiriyorlar aslında. Nasıl bir bir, bir örnek? Ee, bir şöyle şöyle aslında herkesin anlamasının, kavramasının, bilgi düzeyinin kendilerinkinden çok iyi olduğuna inanıyorlar. Ya da öyle söylüyorlar. E, ya öyle de söyleyebilirler Hı -hı. ama inanıyor buna. Yani herkes benden daha iyi biliyor, daha iyi çalışıyor, daha iyi kavruyor diye düşünüyor aslında. Yani başkasını yüceltirken o zaman kendisini ne yapıyor aslında? Değersizleştirme çabası içerisinde Hı -hı. E, oluyor bunu şöyle yenmeli aslında. Herkesin anlama, kavrama, bilgiyi, bilgi düzeyi benimkinin üzerinde değil aslında. Benim bilgimde, başkasının, benim kavramam ve anlamam da başkasının üzerinde değil aslında. Dolayısıyla o zaman şuna bakmamız lazım. Sınav iyi ya da kötü değil, herkesin kendi düzenine uygun gidecek aslında. Ben sınavla karşılaştığımda benden iyilerle karşılaşmıyorum aslında. Ya da benden kötülerle karşılaşmıyorum. Neyle karşılaştırıyorum? Sahip olduğum bilgiyle bunun sınanması. Hı hı. Yani herkes kendi bilgisiyle sınanıyor aslında. Dolayısıyla hı. bunu kabul etmek lazım. Kendi yeterli. bilgisiyle, kendi bilgiyi değerlendirişiyle, evet. düşünce yapısıyla Aynı. belki. Yani düşük olanlar da onun yanında değiller sınav esnasında. Yüksek olanlar da sadece evet, evet. kendisi var. Evet, kendisi. Var. Kendi bilgi düzeyi, kendi anlama düzeyi, kendi kavrama düzeyi. Dolayısıyla hı hı. buna yoğunlaşırsa daha kolay olacak. Beşincisi de e, başkalarını idealleştirerek, şunu yapıyor aslında, gerçekçi beklentilerden e, uzaklaşıyor aslında. Halbuki e, kendisi yeterince bilgiye sahip, e, bilgiye sahip olması için de ne yapması lazım? Eğer tamam ben bir eksiklik hissediyorsam sürekli başkalarıyla kıyaslamam anlamsız, ne yapayım? Hani bilgi, eksik bilgim nerede aslında? Buna bakayım ve bunu e, düzenleyeyim şeklinde düşünmesi gerekiyor aslında. Bir de sınav anında ben yeni bilgiye ve hani o sınav anında kendi bilgilerime ve becerilerime yenilerini ekleyemem. Bu anlamsız. Zaten kimse ekleyemez. <laughs> Mevcut bilgi evet. ve beceriyi biz orada evet. ne yapıyoruz? Ee, kullanıyoruz. Evet. Dolayısıyla o zaman şöyle, yani sınavım kötü geçecek değil de kendi potansiyelimi en iyi şekilde ortaya koyacağım. Benim durumum bu. Evet. Burayla ilgili şunu sormak Hı. istiyorum hocam. Belki biraz daha somutlaşır. Şimdi başkalarını yüceltirken kendini değersizleştirme başlığı altında konuşuyorduk değil mi hocam? Evet, evet. Şimdi şöyle bir örnek verebilir miyiz bilmiyorum. İşte bir topluluk bir grup olsun okulda ya da derste ee, biri bir şey yapıyor diyelim. İşte kendini geliştirmek için bir şey yapıyor. Bir, bir sınava katılıyor. Ondan niye alıyor. İşte yanındaki arkadaşı hemen böyle yetersiz hissetmeye başlıyor. Onun evet. onu yapması ona kötü hissettiriyor. Aynen Belki öyle. buradan küçük kıskançlıklar, rekabetler doğuyor. Evet, evet, aynen oyun. öyle. Ama yani şimdi bunu hiç yapmasa ...herkesin kendi hayatı dese ya da kendi becerisi... ...ben yoluma bakıyorum. Güzel yani evet. kıskançlık da doğurmaz. Ama hani burada bir gelişme süreci de vardır ya... ...o ortadaki denge nasıl bulunacak? Ama, yani orada o rahatsızlık hissi niye çıkıyor? Evet. Ee, kendi de bir şeyler yapıyor halbuki. Yani evet. her seferinde o kıyasa girmemeyi nasıl sağlayacağız? Nasıl mümkün Çok olabilir? Çok güzel soruydu. Bunun nedeni kendi içimizde. O da ne? İdimiz. İd dediğimiz kişiliğimizin bir parçası ama aynı zamanda... Günlük hayatta da nefis diyoruz. İd şunu söylüyor, diyor ki ben acıdan kaçınmalıyım, hazza ulaşmalıyım. Peki ne oluyor biliyor musunuz? Başkası kazanıyorken o kendisini ne algılıyor biliyor musunuz? Kaybeden olarak algılıyor. Evet, evet. Halbuki başkasının kazanıyor olması seni kaybeden yapmıyor. Niye? Sen zaten o yola girmedin ki. Yani onun evet. için bir çaba sarf etmedin. O kişi kendisi istedi, amaçladı ve çaba sarf etti. Ne saçma bir şey. <laughs> Direkt de şöyle oluyor. Şimdi hem kıyas oluyor hem de ötekinin yaptığı değersizleştiriliyor bir şekilde. Evet öyle diyor. Böyle karşılıklarda evet. görüyoruz. Çünkü acı çekiyor. Yani hazza ulaşamadı. Evet. O ödülü elde edemedi. O zaman ne yapayım? Onu değersizleştirerek Aynen. Yani, eşitleyeyim. Yaptığı işi değersizleştireyim deyip bir süre sonra da kendisi aynı şeyi yapmak istediğini de söyleyebiliyor bunlarla da Evet aynen şey. öyle. Böyle Orada neyi terbiye var, etmeliyiz? Evet. Kendi idimizi evet, terbiye etmeliyiz. Evet. Onun yolu da şu. Bu o kadar önemli Hocam, bir şey sordunuz buraya ki. Hocam bir virgül koyalım mı? Belki heyecan da oluşur. araya evet. gitmemiz gerekiyor. Ben sözünü unutmayacağım. Evet. Dönüşte e, hatırlatmış olacağım saat başına tekrar birlikteyiz. eğitim atölyesi devam ediyor. Sınav ve mutluluk. Bunları bir arada konuşuyoruz, konuşmaya çalışıyoruz. E, Profesör Doktor Ali Er Yılmaz hocam bizlerle birlikteydi. Aradan önce sınav kaygısı neden olan durumları konuştuk. Pan zehirlerini söylemeye çalıştık, devam edeceğiz yine. E, sonlara doğru da mutluluk kavramını ele alacağız ama e, araya gitmeden önce ben size e, örneklerle bir soru sormuştum. Yani neden insanların birisi iyi işler yapıyorken diğeri hemen kötü ve kaybeden hisseder? Yani başkasının kazanması bizi neden kaybeden hissettirir? E, Ali Hocama soruyorum, evet. buyrun. Bu, bu çok güzel bir soru ve kişisel olarak da kendi dünyamda da yaşadığım bir deneyim aslında. Bu deneyimi ben üç şekilde yapılandırıyorum. Birincisi insanın iyilikteki rolü nedir? Buna bakmamız lazım. İyiliğin oluşması için sonsuz koşul gerekiyor. Nedir mesela? Güneşin doğması lazım. 100 trilyon hmm. hücrenin harekete geçmesi gerekiyor. Peki o zaman çok ilginç. Biz ne yapıyoruz? İyilikteki bir koşulu yerine getiriyoruz aslında. Herkes. Hmm. Son, ya 100 trilyon mesela biz bunu hiç günlük hayatta düşünmüyoruz ama sizin bir iyilik yapabilmeniz için fiziksel bütünlüğünüzün olması lazım. Öldüğünüzde yapamazsınız. Bu bir koşul. Evet. Güneşin olması koşul. Yani iyiliğin oluşması için sonsuz koşul gerekiyor. O halde iyiliğin sahibi biz değiliz. O zaman başkasında eden iyilik de güzellik de ona ait değil aslında. O sonsuz koşuldan bir tanesini yerine getirdi. Bir tanesini yerine getirerek bu oluştu. O halde o zaman iyiliğin sahibi olarak kişi kendisini algılamaması gerekiyor. Tabii ki iyiliğe yönelelim, iyiliği tercih edelim, isteyelim. Ama biz istedik diye o gerçekleşmiyor. Sonsuz olasılık var. Ya güneş biz istedik diye mi doğuyor? Yani yok hı hı. hiç alakası yok. 100 trilyon hücrem. Ayağımdaki hücremden haberim yok benim aslında. Dolayısıyla ama o iyilik için var olması gerekiyor. O halde şuna bakacağız. Bir e, en önemli nokta burada. İyiliğin oluşması bize ait değil. Ama kötülük bize ait. Niye biliyor musunuz? Kötülüğün oluşması için bir koşulu yerine getirememek yeterli. Mesela bu binayı düşünün. Yani yıllarca, aylarca çalışılmış işte taşı, asansörü, camı, her şeyi var değil mi? Yüz tane koşul var. Ben buraya bir bomba atsam bitti. Gördüğünüz gibi bir koşulu yerine getirmediğimde kötülük oluşuyor. O halde başkasındaki iyilik de ona ait değil aslında. Sadece onun benlik aynasında tecelli ediyor, yansıyor. O bir yansıma. O halde kendinizde bir şey varsa siz de öyle düşünmeyeceksiniz. Yani bu iyilik bana ait değil, benim benliğimde yansıyor diyeceksiniz. Peki yansımanın e, mükafatı ne? Şükretmektir, teşekkür etmektir, minnettarlık duymaktır. Bugün pozitif psikoloji çalışmaları var, inanılmaz yayın var. Hepsi ne diyor biliyor musunuz? Minnettarlık duyarsanız, şükrederseniz acayip mutlu oluyorsunuz. Hmm. Dolayısıyla o zaman o iyilik karşısında karşımızdaki insanın e, rolü şükretmek, sizin rolünüzde şöyle düşünmek. O iyiliğin sahibi değil, onun benlik aynasında tecelli ediyor sadece bu. İkinci, i̇kinci nokta, buna biraz maneviyat anlamını yüklemek gerekiyor. O da şu, mülk bize ait değil. Evet. Mülkün sahibi eğer inanıyorsanız yaratıcıdır, istediğine verir. Bizimle alakalı değil. Niye ona verdi deme hakkına sahip değiliz aslında bu. Deneyim olabilir, bilgi olabilir, başka şey olabilir. Ha, o kişi sadece çabalamıştır, çabalayacak zaten. Ben çabalamadım, o elde edecek. Ama aslında nihayetinde onda tecelli ediyorsa buna kim karar vermiştir? İnancınız varsa mülkün sahibi karar vermiştir. O halde mülkün sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf edebilir, bize soracak hali yok aslında. Evet. İkinci nokta burası. Üçüncü nokta da şu, bence çok önemli. Bunu bilirsek haddemizi de biliyoruz. Bize verilen ema irade yani ilim ve kudret emanet. Hı. Yani ne demek? Eğer bize ait olsaydı ölümsüz olurduk. Her insanın ölmesi ne anlama geliyor aslında? İlim ve kudretin emanet olduğunu zamanında insanlar kullanıyorlar ama kullanmanın da hesabı var. Evet. Dolayısıyla o kişi sizden daha iyi şey elde etmişse onun hesabı var. <laughs> Şükretti etmedim mi neyse işte evet, hesabı. Evet. <laughs> O halde yani bir mülk kime ait buna bakmak lazım. İki iradenin anlamı ne buna bakmak lazım. Üçüncüsü de insanın iyilikteki rolünü bilmesi gerekiyor. Eğer biz bu üçünü çözümlersek kendi yolumuzda ilerleyip bizde var olanlara teşekkür edip şükredip tabii ki çaba göstereceğiz, çabalayacağız. Ama bu çaba saplantı haline dönüşmeyecek. Aslında akış haline dönüşecek. Evet. Ve başkalarının yaptıklarını da değersizleştirmeyeceğiz belki. Kesinlikle. Çünkü o, onları ona veren Allah, o ilmi veren süper. Allah o yolu Şöyle veren Şöyle diyeceğiz. Maşallah Allah. demeniz lazım. Yani evet. ne güzel sende tecelli Değerler etmiş. oğlum, senin evet. de olur diye. <laughs> hayır, hayır, evet. çok güzel görmeniz ve takdir etmeniz gerekiyor. Evet. Çünkü o bir iyilik. Bunu takdir ederseniz siz yüceliyorsunuz aslında. Karşınızdaki Hı -hı. insan küçülmüyor. Evet. O yüzden ondaki bir güzelliği görmek ve bunu ifade edebilmek çok psikolojik açıdan olgunlaşma anlamına geliyor. Psikolojik olgunluğun Alt aşaması var. En son aşama ne biliyor musunuz? Kendinizden geçmek. Hmm, çok zor bir aşama. E, e, zor aşama. Çok ilginç. Önce kendinize <laughs> evet. sahipleniyorsunuz. Beşinci aşama. Hı hı. E, altıncı aşama kendinizden geçtiğiniz an siz psikolojik olarak olgunlaşıyorsunuz. Kendinizden geçmek ne demek? Karşınızdakinin iyiliğini görmek. Yani sadece anlık. bendeki iyilik değil evet. ki. Onu da gördüğünüzde o zaman ve ifade ettiğinizde siz tam bir olgun insan oluyorsunuz. Psikolojik olgunsunuz. Evet. Yani bence buraya değinmek kıymetliydi hocam birçok sorunun kökeninde bu var. Bu evet çünkü yani, varoluşsal yani sorunların evet, hepsi buraya Sınavlardan da. beri böyle gidiyoruz hep bir rekabet Hı. en azından bunu düşünebilmek bu kıskançlığı rekabeti biraz azaltabilir bunun kökeninin böyle olduğunu bilebilmek. Çünkü şöyle aksi takdirde şöyle olacak. Mülkün sahibi siz değilsiniz, kendinizi öyle görüyorsunuz. İyiliğin sahibi siz değilsiniz, kendinizi öyle görüyorsunuz. İradenin sahibi, yani bu ne biliyor musunuz? Ruhumuza inanılmaz bir yük. Evet. Hani niye veriyoruz evet. biz bu yükü? Aslında böyle düşündüğümüzde çok rahatlayacağız. Yani. Evet, evet. Ee, şimdi biz konuşmaya devam edeceğiz. Birkaç örnek daha verelim istiyorum ben. E, programın öncesinde devam ediyorduk. E, sınav kaygısına yönelik zehirler panzehirler. Birkaç örnek daha verelim. Hocamla konuştuk. Mutluluk kısmına ne kadar vakit ayırayım diye sordum hocam dedi ki o zaman hızlı geçelim araları. Evet. Mutluluğa uzun bir vakit evet. ayıracağız. Ulaşmak için sabırsızlanıyoruz. Evet. Şimdi birkaç örnek daha verelim hocam dilerseniz böyle daha da iyi kazınır akıllara. Size bir örnek program örneği vermiştim ya kişi evet. içi farklılaşmak. İsterseniz diğerlerini oradan, verdik oradan tamam, devam edelim devam hızlı edelim bir oradan. şekilde. Yani kişi içi farklılaşmak beş aşamada gerçekleşiyor. Hayatın her şeyini uygulayabilirsiniz. Biz terapilerde danışanlarımıza bunu öğretiyoruz. Bunu öğrenince rahatlıyorlar. Duygu ve düşüncelerini birbirinden ayırt edip dengede kalıyorlar dolayısıyla sınav kaygısını yaşatmamak adına da duygu ve düşüncemizi birbirinden ayırt edip dengede kalmamız gerekiyor. Peki bunun yolu ne? Beş aşama. İlk aşamamız kabul. Ya yani ne demek biliyor musunuz? Sınavı ve sınav kaygısını reddederek yönetemeyiz. Yani ben bu kaygıyı niye yaşıyorum, yaşamamalıyım, Allah kahretsin diyemeyiz aslında. Öncelikle ne yapmamız lazım? Kabul etmemiz gerekiyor. Yani kendimize anlayış göstermemiz, kaygının doğal bir duygu olduğunu, sınav kaygısının doğal bir duygu olduğunu ve bunu yaşamamın da gayet insani olduğunu hissetmemiz gerekiyor. Yani kendimize bu konuda şefkatli ve anlayışlı olmamız gerekiyor. Çok ilginç biliyor musunuz? Bu son zamanlarda yeni terapi ekolleri var. Kabul ve kararlılık terapisi var mesela. E, kabul etmediğiniz zaman iyileşme gerçekleşmiyor deniyor. Yani psikolojik bozukluklarda... Kabul edilmediği zaman iyileşmenin gerçekleşmediği söyleniyor. Hatta şöyle diyorlar. Diyorlar ki acıyı belirleyen faktör nedir biliyor musunuz diyorlar. Acıyı belirleyen faktör ağrı düzeyi ve ikincisi de direnç. Hmm. Ne kadar fazla direnç gösterirseniz o kadar siz acı yaşayacaksınız. O halde hmm. o zaman sınavı ben neden kaygılanıyorum, kaygılanmamalıyım diye kabul etmem gerekiyor. Peki kabul için gerekçelerimiz neler olabilir? Hemen söyleyelim. Birincisi... Sınava anlam yükleyeceğiz. Yani nedir? Sınavlar objektif bir seçim e, yöntemi olduğu için gerekli ve kabul edilmelidir. Yani ben de kabul ediyorum. Nasıl seçilsin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> 5 milyon insanı nasıl seçeceğiz? Mecburen sınav yapmak gerekiyor aslında. Evet. İkincisi e, benim bu yaşadığım kaygının anlamını. Kaygı iyi ki yaşıyoruz biz. Kaygı yaşama uyum sağlıyor bu çok önemli bir şey aslında yani bizi tehlikelerden noktada iyi mi çok iyi olması bu hayatta olsa, kalmamıza yardımcı tabii, tabii, evet. oluyor yani o yüzden gerekli aslında yani bize hayatta olduğumuzu gösteriyor ee, ve aynı zamanda varlığımızı devam ettirmek için neye ihtiyaç duyduğumuzu gösteriyor o yüzden sınav kaygısı iyi bir şey aslında ne yapacağız bilgi eksikliğim var tamamlayacağım daha ne hani çalışma eksikliğim var onu tamamlayacağım bunu gösteriyor dolayısıyla bu kaygının anlamını yakalamamız gerekiyor. Anlamını bu şekilde yakalayabiliriz. Kaygı ne işe yarar dediğimizde demin söylediğiniz gibi hafif düzeyde kaygı insanı motive ediyor. Yani hiç kaygının olmaması da problem. Hmm. Ama şiddete arttığı zaman da insanı ketliyor. O halde o zaman diyeceğiz ki iyi ki sınav kaygım var. Çünkü bu beni ne yapıyor aslında? Harekete geçiriyor yani motive ediyor şeklinde düşünmemiz gerekiyor. Peki başka? Diyeceğiz ki ben kaygı yaşıyorum bunu reddetmeme gerek yok zaten sınava giren öğrencilerin yüzde doksanı yaşıyor yani herkes yaşıyor bunu dolayısıyla kabul edilebilir bir durumdur sadece bana özgü bir durum değildir diyeceğiz peki bir diğeri iyi ki kaygılanıyorum kaygım iyi ki var niye sorumluluk kişilik özelliğine sahip olduğunuzu gösteriyor kim kaygılanmaz biliyor musunuz sorumsuzlar. Hiç olmayanlar. <laughs> olmayanlar. Dolayısıyla ben kaygılanıyorum. İyi ki kaygılanıyorum. Ben sorumluluk kişilik özelliğine sahibim, duyarlıyım aslında. Bunun gibi bir anlamı var. Peki bir diğeri kendini gerçekleştirme diye bir kavram var aslında. Bunlar, bunların en önemli özelliği duyarlı ve gerçekçi olmak demektir. Yani kamil insan diyoruz ya, olgun insan diyoruz. Peki olgun insanın özelliği ne biliyor musunuz? Bir gerçekçi düşünüyorlar ve aynı zamanda da duyarlılar. O halde sınav var. Kaygısı da var. O zaman ben bunu kabul etmem. Hem gerçekçi olduğumu hem de duyarlı bir insan olduğumu. Yani aslında kendini gerçekleştiren insan özelliklerinin bende olduğunu gösteriyor. O yüzden kabul edilmelidir diyoruz. Bir diğeri de burada en önemli nokta şu. Ben niye kaygılanıyorum biliyor musunuz? Eğer çalışmışsam. Ben bir yatırım yaptım. Fakat yatırımlarımın karşılığını alamamaktan korkuyorum. O halde kaygının anlamını şöyle diyeceğiz. Ya i̇yi ki kaygılanıyorum. Çünkü kaygım bana diyor ki şu kadar yatırım yaptın. Ne güzel çalıştın, çabaladın diyor. Yani bana yatırımımı gösteriyor, yaptığım aslında çabayı gösteriyor. Bir de süreyle de alakalı. Şimdi iki ayda bir gireceğiniz bir sınav olsa o kadar önemsemeyebilirsin ama bir yılda bir olunca insan vakit de kaybediyor. Evet, Ona yatırım doğru. da yapınca evet, doğru. Diyor. Yani kaygı böyle. O zaman kabul aşamasını yaptık bakın şimdi. İkinci aşamaya geçiyoruz. İkinci aşamada fırsat diyoruz. Yani ne demek aslında? Kaygı bizim işlevselliğimizi bozmuyorsa. O zaman iyidir ve içinde fırsatlar vardır. Şimdi fırsatları görmemiz lazım. Peki neler dediğimizde? Bir kere duygu düzenleme fırsatı sunuyor bize. Ne yapıyoruz? Maruz kalıyoruz aslında. Yani sınav durumuyla karşı karşıya kaldık ve kaygı oluştu. Ama bir duyguyu düzenleyebilmeniz için önce yaşamanız gerekiyor. Yaşamadan düzenleyemezsiniz. Dolayısıyla o zaman sınav kaygısı bana ne sağlıyor? Fırsat sağlıyor. Kaygı duygumu düzenleme fırsatı sağlıyor. Dolayısıyla birinci fırsat bu. İkinci fırsat ne? İkinci fırsat ise ben aslında dikkatimi kaygıyla birlikte doğru yolda kullanmış oluyorum. Ne yapıyorum aslında? Sınav ve sınav kaygısı bana diyor ki bak dikkatli ol. Öğrenirken dikkatli ol. Önemli noktalara karşı dikkatli ol. Sorulara karşı dikkatli ol diyor. Yani daha az hata yap diyor aslında. O halde çok güzel bir şey. İyi ki kaygılanıyorum. Bana hatırlatıyor daha az hata yapmamı istiyor benden. Peki başka Aynı zamanda en önemli nokta ne? Bu sınav kaygısı iyi ki var. Çünkü bana ne fırsatını sunuyor dediğimde ben lise hayatını bitireceğim, üniversite hayatına gideceğim aslında. Dolayısıyla bunun içinde sınavdan geçmem gerekiyor ve hafif düzeyde kaygıyla da başarılı olacağım. O halde başka bir gelişim dönemine ilerleme fırsatı sunuyor. Yani yetişkinliğe geçme fırsatını sunuyor. O zaman sınav ve sınav kaygısını kabul etmek gerekiyor. Peki başka geleceğe hazırlıyor beni. KPDS var daha, ÜDS, YDS var, ALES var. Yani gelecekte birçok sınav var. Ben şu an bu sınavı yaşıyorum, kaygıyı yaşıyorum ama gelecekteki sınavlar için kaygımı yönetmeyi öğreniyorum. Ve onlara da bir adım yaklaşmış oluyorum. Dolayısıyla bu fırsatı sağlıyor. Peki başka ben sınavı kazanırsam, istediğim bölüme gidersem o zaman hayallerimi gerçekleştirme fırsatı olacak aslında. Çok güzel bir şey. Amaçlarıma ulaşacağım. Aynı zamanda yeteneklerimi, zekamı ortaya koyacağım. Ve en önemlisi de meslek sahibi Yani Dolayısıyla bu fırsatı sağlamış oluyor. Bu da fırsat oldu. Üçüncü aşaması, insanlar genelde felaketleştirdiler gördüğünüz gibi. Ya da kötümser düşündüler. Niye? Çünkü kendi durumlarını ne yapıyorlar biliyor musunuz? Çok kötü olduğunu düşünüyorlar. Üçüncü aşamada şunu yapacağız duygumuzu düzenlerken. Sonucu daha olumsuz olanlarla karşılaştıracağız. Nasıl yapacağız bunu? Hmm. Örneğin ben çalıştım ya, sınava hiç hazırlıksız da gelebilirdim. Bak ben ama çalıştım. Evet. Yani hazırlıksız olanlara göre çok iyiyim. Peki başka? Ben de anksiyete bozukluğu olabilirdi, panik atak bozukluğu evet. olabilirdi, yani psikiyatrik bir hastalık olabilirdi. Ama yok. Ben sadece sınavdan kaygılanıyorum aslında. Peki başka kronik bir hastalığım olabilirdi? Örneğin böbrek yetmezliği, örneğin kalple ilgili sorunum olabilirdi. Örneğin astım, bronşiyolit çok önemli bir hastalık. Öğrenciler bayılıp Sayılar evet, çok O Yani da, en kötülerinden. Evet, o herhalde. anlık oluyor ama kronik evet, dediğimizde evet. mesela aslım olduğunda evet. çok kötü. Bizim öğrencilerimiz var. Dersten çıkıyorlar saatlerce sakinleşmeye çalışıyorlar. Bunun gibi kronik hastalıklar olabilir. Başka sosyal destek alacak insanları kaybetmiş olabilir. Yani annesi vefat etmiş olabilir, babası vefat etmiş olabilir. Ablası olmayabilir. Ne güzel annesi var yanında, babası var yanında, arkadaşları var, öğretmenleri var. Bunun dışında duygusal açıdan aslında küt bir küt bir insan olabilirdi yani kaygıyı hiç hissetmeyebilirdi bu da anormal duyguyu yaşayamamak da anormal aslında ne güzel bir şey duyguyu yaşıyor ve son olarak da duyguyu yönetemeyebilirdi ama duyguyu da yönetebiliyor o halde bakın üçüncü aşamada ne oldu Sonucu daha kötü olanlarla karşılaştırdık hı hı. ve bir diğer aşama dördüncü aşamaya geçtik bu aşamada plan yapmamız gerekiyor nasıl yapacağız sınav öncesi ve sınav anı şeklinde sınav öncesi ne yapmamız lazım bir sınav yerini görmemiz gerekiyor 2 evet. iyi bir şekilde uyumamız lazım üç kahvaltımızı düzgün yapmamız gerekiyor dört sevdiğimiz insanlarla olumlu konuşmalar yapmamız gerekiyor beşincisi de inançlıysanız dua edeceksiniz iyi geçsin diye iyimser düşüneceksiniz. Peki, sınav anında ne yapmalısınız? Sınav anında demin söyledik. Sempatik ve parasempatik dedik. O zaman sempatik sinir sistemini ne yapmanız lazım? Devreden çıkartmanız gerekiyor. Şimdi bunun yöntemini söyleyeyim. Birlikte yapalım. Hem de öğrenmiş olur Hı -hı. izleyiciler. Ee, bunun iki tane yolu var. Biri gevşeme, biri de nefes. Nefes yöntemi 142. Hemen yapalım beraber. Hı -hı. Bir kere burundan alıyoruz, dört kere diyaframda tutuyoruz, iki kere de veriyoruz. 142. Bir, Bir kere, kere de alıyoruz, al, dört kere de tut, iki kere, kere, de iki kere de ver. İki kere de evet, hemen tamam. yapabiliriz. Bir, iki, üç, dört. İki kere de veriyoruz. Bu inanılmaz rahatlatıyor biliyor musunuz? Yani beş evet. ke, beş altı kere bunu yapsınlar, acayip rahatlıyorlar. <laughs> Onun dışında. Bakın ne oldu biliyor musunuz? Sempatik gitti, şimdi parasempatik gelmeye başladı. İkinci yöntemi de gevşeme. Tabii hani en iyisi bir koltukta gevşemek ama sınav anında bu mümkün değil. O zaman ne yapacaksınız? Oturduğunuz yerde gevşeyebilirsiniz. Yöntemi ne biliyor musunuz? Kasları kasmak, bırakmak sadece bu. Hı. Ayağınızdan başlayabilirsiniz. Ayağınızı gerin Kesip gerin bırakmak. bırakın. Diz kapakları gerin gerin bırakın. Bacaklarınız gerin gerin bırakın. Yani. Şey soracağım hocam. Şimdi genelde bununla ilgili egzersizler veriyorlar ya mesela işte bir dakika da olsa güvenli bölgeye gidin düşüncenizde. Onu yapmak zor oluyor biliyor musunuz o esnada? Çünkü direkt düşünceyle oraya gidebilmek zor evet, oluyor Evet bu sefer de bu bedensel... sınavdan kopuyorsunuz aslında. Evet bedensel olduğunda en azından daha kolay gibi geldi evet, bana. kolay geliyor. Yani ama. ben düşünürken elimi de şöyle yapabilirim mesela soruyu Hı -hı. çözerken. Daha kolay dediğiniz gibi. Öteki bilissel evet. olarak gidiyorsunuz tekrar Onu oraya, toparlayamamak. Evet bilissel olarak gitmek falan. Zor. zor. Bunun bunu dışında ne yapacağız? Eğer ben kendim de yaptım çok etkiliydi bildiğim soruda kendime hep motive ettim. Nasıl yaptım? Bravo, yürü, müthiş, harika, çok iyi gidiyorsun diye konuşma. Bildiğiniz her soruda yaparsanız bu inanılmaz güçlendiriyor. Diğer soruya hazırlıklı hale geliyor aslında ve bakış açınızı da evet. değiştiriyor. Bunun dışında bir bölüme başlamadan önce o bölümü hızlıca bir gözden geçirmek gerekiyor. O sınav anında yaparsak bizi rahatlatıyor. E, çözüme ulaşılmayan sorular üzerinde daha fazla durmak evet, zaman evet, yetimine evet. neden oluyor, kaygılandırıyor. Yani İlk anda çözemediniz mi? Hemen o çözebildiklerinizle geçip sonra aynı. en baştan döndüğünüzde daha rahatlamış oluyorsunuz. Evet. Genelde öyle oluyor. Bu Bunu böyle yapmak daha işlevse. Zamanı evet. daha etkili Aha. kullanmaya neden oluyor. Onun dışında e, sınav süresini doğru bir şekilde ayarlamak lazım. Hı hı. Soruların sorulan soruya cevap olmayacak seçenekleri elemek gerekiyor. O yüzden hani e, tik atabiliriz, hı hı. işaretlemeler yapabiliriz. E, eğer yanıtlarımız aynı seçenekte yığılıyorsa 5-6 tane e, bakmamız gerekiyor. Burada bir yanlışlık var diye. ÖSYM ya bütün sınavlarda e, nedir biliyor musunuz? 100 soruysa e, 25 tane eğer 5 seçenekliyse 20 tane A oluyor. Hmm, öyle mi? Evet. <gülüyor> <hocam>? <gülüyor> ölçme <gülüyor> ve değerlendirme <laughs> mantığıyla öyle. Ha. 20 A, 20 B, 20 C, 20 D. <laughs> ölçme mantığı. Genelde ile... onu yaparız hocam. hani sonunda sayarız. Çok mu A işaretliymişiz? ölçme değerlendirme de falan ilkesi diye. bu. Evet. Aynı şıkta yer almaması gerekiyor. Hı -hı. Evet, o yüzden. Da bu bir da bir strateji bir olarak bir ele strateji alınabilir. Evet. Bunun dışında cevap kağıdına gruplar halinde aslında yanıtları geçirmek olabilir. Bütün soruları doğru yanıtlandırma beklentisi gerçekçi değil. yani Kendimizi kandırmamamız gerekiyor. Olabilir Hı -hı. yanlışlarımız olabilir, hatalarımız olabilir. Böyle beklentiyle devam etmek gerekiyor. Zaman baskısına karşı da hazırlıklı olurlarsa süreci çok iyi yönetmiş olurlar. Beş aşamamız da evet. bu şekilde. Böyle ben dinleyince sizi sınava hazır hissettim hocam. <laughs> Umarım Sınavı etkili olmuştur, yani. motive doldum gerçekten. Evet. Umarım izleyiciye evet. de geçmiştir. Bu dördüncüydü. Sadece beşinci evet. aşamada şu. Artık başka olumlu şeylere odaklanmak gerekiyor. Mesela nasıl? Sınavın başarılı geçeceğini hayal edebiliriz. Hı -hı. İyi bir üniversitede, iyi bir lisede öğrenim göreceğimizi hayal edebiliriz. Mesleğimizin olduğunu hayal edebiliriz. Para kazandığımızı hayal edebiliriz. İstediğimiz hayatı yaşadığımızı hayal edebiliriz. Amaçlarımıza ulaştığımızı hayal edebiliriz. Hı -hı. En çok sevdiğimiz, mutlu olduğumuz bir filmi izleyebiliriz. Sevdiğimiz bir arkadaşla sohbet edebiliriz. Hani o kaygı geldiği an, beşinci aşamada evet. yapacaklarımız Hı -hı. da bunlar. Bu da başka olumlu şeylere odaklanmak anlamına geliyor. Evet, evet, kaygı kısmı bu şekilde. Evet, sanki böyle sona doğru mutluluğun kapılarına doğru Evet, gelmiş olduk. <laughs> geldik hocam. <laughs> Artık gelmiş mutluluğu olduk, konuşabiliriz. Şimdi tabii ki sınavımız istediğimiz gibi gittiğinde e, mutlu da olacağız herhalde. Buradaki o mutluluğu nasıl ele alacağız? Dilerseniz bir giriş yapalım. Evet. Şimdi aslında mutluluk çok ilginç. İnsanlık tarihi boyunca hep var olmuş. Fakat sorun ne biliyor musunuz? İnsanlar önce mutsuzluktan kurtulmayı amaçlamışlar. Hmm. Siz de öyle değil mi? Ben de öyle. Günlük evet. hayatımda eğer bir problemin sorunum varsa beni mutsuz ediyor. Ben ne yapıyorum? Ya dur sorunun bir dur ben mutlu olmaya çalışıyor muyum diyorum. Hayır aslında. Önce ne yapıyorum? Sorunumu çözüyorum. Yani aslında mutluluğa ulaşmayı hedef yapmıyorum mutsuzluktan kurtulmayı hedef haline getiriyor. Özellikle bizim gibi toplumlarda, doğu toplumlarında amaç ne biliyor musunuz? Amaç mutsuzluktan kurtulmaya çalışmak, mutlu olmak değil. Hı. Toplulukçu kültürlerde daha çok grup birlikteliği, diğer insanlarla uyumlu olmak amaç ve mutluluk nedeni olarak gözüküyor. Onun dışında bireysel olarak hepimiz şunu yapıyoruz. Bizi mutsuz eden bir durum varsa ondan kurtulmaya çalışıyoruz. Ve orada bir kesme nokta alıyoruz aslında. İlerisine hmm. gitmiyoruz. O yüzden yaşam amacımız da ne olmalı? Ben mutsuzluktan kurtulmaya mı çalışıyorum? Mutluluğa ulaşmaya mı çalışıyorum? Her ikisi birlikte olmalı. Nasıl bir örnek verebilir miyiz hocam? Mesela ben diyelim ki gelen... Yani siz lisans üstü eğitim yapıyorsunuz, bir sınavdan düşük not aldınız değil mi? Şimdi ne yapacaksınız? O düşük notu düşünmeden hareket edemezsiniz ve sizi mutsuz ediyor. Hemen oturuyorsunuz ne yapıyorsunuz? Yükseltmek adına çalışmalarda bulunuyorsunuz. Arkadaşınız diyor ki gel güzel bir film var izleyelim. Yok ben gitmem diyorsunuz, önce bunu yapmam. Onu halletmeden rahat edemiyoruz. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz aslında? Önce mutsuzluktan kurtulmaya çalışıyorsunuz, daha sonra mutluluğu yakalamaya çalışıyorsunuz aslında peki güzel yani ne, niye bunu anlattım? Mutluluk konusunun toplumda yer almamasının nedeni bu. İnsanlar mutsuzluktan kurtulmayı hedef aldıkları için mutluluğa hiç bakmamışlar. Hmm. Bakmıyorlar da günlük hayatında. Çünkü her şey yolunda gidiyorsa tamam şükür yani aslında bir Ama şey yapmamız gerekiyor. Olumsuzluklardan kurtulup olumluyu görememek belki diğer anlamıyla bu olabilir mi? Evet. Sürekli olumsuza takılı kaldığımız için olumluyu göremiyoruz. göremiyoruz. O zaten eğer uzun sürüyorsa Hı -hı. psikopatoloji ortaya çıkıyor. Yani ruhsal Hı -hı. bozukluk ortaya çıkıyor diyebiliriz. Peki o zaman e, biz şunu yapacağız. Duygular kısmında ben size söylemiştim. Hatırlar mısınız? 10 tane olumlu duygu ve 10 tane olumsuz duygudan bahsettim ve çok ilginçti. Mutsuzluk olumlu duyguydu. Şey, olumsuz duyguydu evet. ama çok ilginç. Mutluluk diye bir duygu yok. Niye yok? Öyle o mi? zaman mutsuzluk olumsuz bir duygu Duyga, ama mutluluk, mutluluk yok. bir duygu değil mi? Sınıflanmamışlar. Yok. Hmm, Peki o zaman mutluluk yerine başka bir kavram kullanmamız gerekiyor. Neyi kullanıyoruz biliyor musunuz? İyi hissetme. Hmm, evet. Niye iyi hissetme? Çünkü eğer biz mutluluğu tek bir duyguyla tanımlasaydık şimdi onu ölçmek de zor, onu deneyimlemek de zor. O zaman ne yapmamız lazım? Bir duygu grubuyla tanımlamamız gerekiyor. Psikoloji de böyle yapmış. Demiş ki mutluluk şudur aslında. Olumsuz duyguları çok az yaşamak, olumlu duyguları da fazla yaşamak aslında. Biz ne kadar fazla olumlu duygu yaşıyorsak o zaman mutluyuz demektir. Bu duygulanım kısmını oluşturuyor yalnız. Hmm. Siz e, konunun başında çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki yaşam doyumu da ilişkili dediniz. Çok doğruydu. Evet. Şimdi olumsuz duygular nelerdi bir daha tekrar ediyorum. Mutlu muyum ben? Şuna bakıyorum, olumsuz duyguları ne kadar az yaşıyorum, olumlu duyguları ne kadar fazla yaşıyorum. Peki olumsuz duygular nelerdi? Sıkıntılı, mutsuz, suçlu, ürkmüş, düşmanca, asabi, utanmış, sinirli, tedirgin ve korkmuştu. Bunlar olumsuz duygulardı. Olumlular nelerdi? İlgili, heyecanlı, güçlü, hevesli, gururlu, uyanık, ilhamlı, kararlı, dikkatli ve aktif diyoruz. Bunlar da olumlu duygular. O halde mutluluğu o zaman mutluluk şeklinde tanımlamıyoruz. Diyoruz ki olumlu duyguları ne kadar fazla yaşıyorum, Hı -hı. olumsuz duyguları ne kadar az yaşıyorsam aslında ben kendimi iyi hissediyorum demektir. Peki çok güzel. Siz ne dediniz bana? Dediniz ki hocam aslında yaşam doyumuyla da ilişkili dediniz. Hı -hı. Evet, yaşam doyumu da ne? E, mutluluğun bilişsel boyutu deniyor. Bizim duygu boyutu var, bir de biliş boyutu var. Biliş boyutu da şu. Mesela siz şu yaşınıza kadar bir hayatı yaşadınız. Şunu soruyorsunuz kendinize. Ben bir daha dünyaya gelsem aynı şekilde yaşar mıydım? Hayatımdan memnun muyum acaba? Hmm. Bu hayatımdan yeterince doyum alıyor muyum? Eğer evet diyorsanız o zaman mutlusunuz. O halde. O zaman soralım mı kendimize hocam? İzleyicilerimiz de sorsunlar. Şu an yaşadığım hayatı bir daha hayata gelsem Yaşamak ister miyim? Evet. Cevabınız evetse mutlusunuz. Evet mutlusunuz. Ama hayırsa o zaman <laughs> mutlusunuz. Geçmişe dönmek. Var. Bakmak evet. lazım aslında. Orada da şunu yapacaksınız: Geçmiş geçmiştir. Siz onu düzenleyemezsiniz. Bitti öldü. O zaman orada geçmişteki olumluluklarınız neler? Kazançlarınız hmm. neler? Daha çok kazançlara odaklanırsanız mutlu olursunuz. Çünkü evet. geçmişi düzenleyemezsiniz. Böyle olunca da hocam çok böyle ilerlemiş ve Heba olmuş hayatlar olunca da insan üzülüyor bu ee, çok, çok üzülüyor. Çok sürüklenebilir. Ya, Türkiye'deki kim biliyor musunuz? Ev hanımı olup eğitimsiz olan, hmm. e, çocuk büyüten ama 50-40-50 yaşlara gelince boşluğa düşen kadınlar. Çok fazla. Ve çok mutsuzlar aslında. Çünkü geri dönemiyor yani eğitim alamıyor. Kendini geliştirmek istese zamanı yok aslında. Bir de travmaları varsa üstüne o da tuz biber oluyor. aslında. Dediğiniz evet. gibi çok zor onlar için. Onlar için de birkaç cümle söyleyemez <gülüyor> <gülüyor> Ya onlar için şöyle hani umut her zaman var. E, fakat şunu beklemeyelim yani biz hani bir 18 yaşındaki insanın gücüne sahip değiliz aslında. Kaynağına da sahip değiliz. Çok küçük hedefler belirleyip oralarda ilerlemek. Evet yine hayatımızı değiştirdiğimizde mutlu olup iyi hissedebiliriz yani. Bundan öncesini çok da düşünmek daha da mutsuzluk ve kaygı getirebilir. Evet Belki... getirebilir. Ama biz de şöyle bence çok güzel bir şey söylediniz. Allah herkese irade vermiş. Geçmişte irademi kullanamadım. Tamam ama şimdi kullanabilirim ve gelecekte de kullanabilirim. Dolayısıyla geçmişte kullanamadım ama şimdi kullanabilirim. Gelecekte de kullanabilirim. Bu kişiler böyle düşünebilirler yani. yani ben kaybetmedim. İrademi geç, geçmişte etkili kullanamadım. Ama şu an kullanma potansiyelim var ve engelleyicim yok. Sadece şu, beklentileri ve hedefleri çok büyük yapmamak gerekiyor. Daha daha minimal ama adım adım yani hani tabii evet. ki her başardıkça büyüt, büyütebilir hmm. yoksa hayal kırıklığı yaşar bu sefer daha da mutsuz olur. Evet. Yani Peki sınavla ilişkilendirecek olursak hocam nasıl bakacağız bu mutluluk kavramına? Ama birkaç şey daha söyleyelim. Ee, bu duygulanın boyutu ve biliş boyutuydu. Ee, hmm. şimdi sadece mutluluğu böyle tanımlarsak ne oluyor gördüğünüz gibi mutluluğu hazcı tanımlıyoruz. Hmm. Evet, yani mutluluk mutlu olmak sadece haz mı? Siz niye lisansüstü eğitim yapıyorsunuz? Niye burada program yapıyorsunuz? Program yaptığınız için mutlusunuz. Ya da işte lisansüstü eğitim yaptığınız için mutlusunuz. Bunu nasıl açıklayacağız? İşte buna da diyorlar ki psikolojik iyi oluş deniyor aslında. Yani hmm. demin söylediğim iyi hissetmeydi. Şimdiki söylediğim ise psikolojik iyi oluş deniyor. Siz psikolojik iyi oluşunuz yüksekse de mutlusunuz. Peki psikolojik iyi oluş ne demektir biliyor musunuz? Kapasite geliştirmek, yetenek geliştirmek. Hmm. potansiyelinizi ortaya koymak ve hayata anlam yüklemektir. Yani siz lisans üstü eğitim yaparak potansiyelinizi ortaya koyuyorsunuz, program gerçekleştirerek yeteneklerinizi ortaya koyuyorsunuz. Bu kapasite sizi ne yapıyor aslında? Kapasiteyi ortaya koymak sizin iyi oluş düzeyinizi artırıyor. Hangisi? Evet. Psikolojik iyi oluş. Kesinlikle katılıyorum. Tam tersine kapasitenizi ortaya koyamamak ve öyle ortamlarda bulunmak da sizi mutsuz edebiliyor. Kesinlikle öyle. Burada da şu psikolojik iyi oluşu artırmak için ne yapmamız gerekiyor? Bir, kendimizi kabul edeceğiz. Kendimizi kabul etmeden yaşayamayız. Çatlar insan. Dolayısıyla geçmişte hatalar yapabiliriz. Geçmişte olumsuz bir yaşantıya sahip olabiliriz. Şu an başkalarıyla kıyasladık, sınavda da gördük aslında. Sürekli kıyaslamalar yapıyoruz ve o istenilen hayata ulaşamıyoruz. Aslında biz kendimizi kabul etmiyoruz. Halbuki sahip olduklarımızla, olmadıklarımızla, eksikliklerimizle, fazlalıklarımızla kendimizi kabul ettiğimizde mutluluğun kapısı açılıyor aslında. Birincisi evet. bu. İkincisi insanlarla olumlu ilişkiler kurmak. Yani insan sosyal bir varlık. Tek başına yaşayamaz. Ee, çok ilginç. Niye biliyor musunuz? Allah böyle yapmış. Çünkü eğer tek başımıza olsaydık o zaman imtihan denen bir şey olmazdı ki. Biz... Sizinle karşılaşacağız. Ben ne yapacağım? Kendi sınırlarıma dikkat edeceğim. Aynı zamanda sizin sınırlarınıza da dikkat edeceğim. Dolayısıyla hak ihlali yapmayacağım aslında. O zaman hak ihlali yapmamam için neye ihtiyacım var? Bir başka insanla ilişkiye ihtiyacım var. Dolayısıyla bu yaşamın merkezinde yalnızlık yok aslında. İnsan insanla birlikte var. İnsan insanla birlikte mutlu. İnsan insanın ilacı. Ama aynı zamanda da kurdu, kur, kurdu da olabiliyor. Freud evet. öyle diyor. Hı. Ama insanlarla olumlu ilişkiler kurmak çok önemli. Ee, eğer vaktimiz olursa söyleyeceğim. Mutluluğu artırma stratejilerinden birisi. Bütün gelişim dönemlerinde var. Çevreyle pozitif ilişkiler kurmak. Çevreye pozitif tepki vermek ve çevreden pozitif tepki almak mutluluğu artırma stratejisi. Yani ilişkiler çok önemli. Yani ikinci boyutta psikolojik iyi oluşumuzu artırmak istiyorsak insanlarla olumlu ilişkiler kurmamız gerekiyor. Üçüncüsü çok ilginç bizim sahip olduğumuz en önemli hazinemiz bizdeki ilim ve kudret yani irade. O halde irademizin önündeki engelleri kaldırırsak mutlu oluyoruz. Ha, yani ne demek bu? Bu şu demek, özellik ihtiyacını doyurmak demek. Hı -hı. Yani anlamı ne gerçek yaşantı? Yaşantıda eğer biri size seçenek sunuyorsa, seçim yapmanıza olanak tanıyorsa o zaman siz mutlu oluyorsunuz. Hı -hı. Yani, yani özellik... gerçekleştirmemize fırsat bulduğumuz zaman. Aynen, ama. ihtiyacınızı doyuruyorsunuz. Yani o zaman özerk olmak çok önemli. Yapacağımız şey şu, insanları yargılamayı bırakmamız gerekiyor. İnsanlara destek olmak istiyorsak onlara seçenek sunup seçim yapma imkanı vermemiz gerekiyor. Bunu ne kadar çok yaparsak onlar gerçek kendileriyle temasa geçecekler ve gerçek kendilerine temasa geçmek aslında insanları mutlu ediyor. Dolayısıyla özellikle psikolojik iyi oluşu artıran en önemli nokta. E, dördüncüsü, pasif bir şekilde hayatı yaşamayacağız. Çevreyi kontrol etmemiz gerekiyor. Evini kontrol etmek, evini düzenlemek, kendini kontrol etmek, kendini düzenlemek, kendine bakım sunmak. İnsanlarla ilişkide yanlış olan e, davranışlar varsa bunu düzenlemek. Yani buna biz diyoruz ki çevrede ustalaşma diyoruz. Dolayısıyla çevreyle olumlu ilişkiler kurduğumuzda da, yani çevrede ustalaştığımızda, yani istediğimiz gibi hayatımızı kontrol etmeye çalıştığımızda o zaman ne yapıyoruz? Aslında mutlu oluyoruz. Peki başka? umutla çok yakından ilişkili. Psikolojik iyi oluşumuzu artırmak istiyorsak yaşam amaçlarına sahip olmamız gerekiyor. Biri gelip bizi mutlu edemez. Biz mutlu olacağız. Peki bunun yolu ne? Amaç belirleyip bu amacı gerçekleştirme yolumuzu belirleyip ve bunu gerçekleştireceğimize inanmamız. Üç tane koşulu var. Eğer siz bunu yaparsanız inanılmaz umut dolu bir insan oluyorsunuz. Bir daha tekrar ediyorum. Amaç belirleme, amacı gerçekleştirecek bir planı haritamızın olması hı hı. ve bunu yapacağımıza inanmamız. Eğer bunu yaparsak bu üç göstergeyi o zaman umut bizde hı. ve inanılmaz kendimizi iyi hissediyoruz. Bu da yaşam amacı oldu. Ve son olarak da hayatta sadece bedensel hazlar peşinde koşmamamız gerekiyor. Yani sadece ...isteklerimizi doyurmamamız gerekiyor. Peki ne Hı -hı. gerekiyor dediğimizde... ...kişisel açıdan büyümemiz gerekiyor. Yani kendi potansiyelimizi geliştirmeyi hedef haline gel koymamız lazım. Zaten çok ilginç biliyor musunuz? İlahi dinlere göre insanın bu dünyada var olmasının nedeni üç. Birincisi kapasitesini ve yeteneklerini geliştirmek. Allah bizi bu dünyaya göndermesinin nedeni... ...kapasite ve yeteneğimizi geliştirmek. Hı -hı. Sorun şu... Sadece buna odaklanırsak da problem aslında. Psikolojik yoluşu artırmak için şunu da söylüyorlar. Diyorlar ki yaşamınıza anlam yükleyin, amaç belirleyin diyor. Hı hı. O zaman ikinci faktör, niye insanlık bu dünyada var? Manevi açıdan yücelmek için var. Bir boyutu bu. Üçüncüsü de e, yaratıcıyı tanımak isimleriyle sıfatlarıyla tanımak. Kendimizi tanımak da oraya açılan bir kapı Aa, biraz değil evet, mi? Evet, aynen yansıma aslında. Yani hani evet. biz kendimizi ne kadar çok iyi tanırsak aslında yaratıcıyı da o anlamda tanımlıyoruz. Yani o halde o zaman yaşama anlam yüklemek çok önemli. Hı -hı. İyi oluşumuzu, mutluluğumuzu artırıyor. Bir şekilde anlam yükleyin yani ne olursa olsun ama Olsun yani bu kadar dinlerin çeşitli olması, inançların çeşitli olması çok güzel bence. Eğer o olmasaydı boşluk oluşurdu yani insanlar anlam yüklemezlerdi. O zaman da evet. kendilerini düzenleyemezlerdi diyebiliriz. Peki evet. o zaman iyi hissetmek ve psikolojik iyi oluş dedik. Bunlar mutluluğu tanımlıyor psikolojide. Peki hı hı. çok ilginç bir şekilde daha da kolaylaştıracak olursak mutluluk nedir dediğimizde? Birincisi sağduyuya dayalı mutluluk deniyor. Ne demek biliyor musunuz? Sizde depresyon belirtisi yoksa, anksiyete belirtisi yoksa, kişilik bozukluğu belirtisi yoksa siz mutlusunuz. Yani ne demek? Psikolojik bozuklukların olmayışı mutluluk nedenidir deniyor. Hmm. İkinci boyut yaşam doyumu demiştik zaten. Hayatımdan memnunsam hmm. mutluyum. Peki üçüncü boyut neydi? Duygulanın boyutuydu. Olumlu duyguları ne kadar çok yaşarsam, olumsuz duyguları ne kadar az yaşarsam o zaman mutlu oluyorum. Dördüncüsü de çok önemli. O da şu, ne yapıyorum? Ben bir şeylere ulaşmak istiyorum, hedefledim, ulaştım. Fakat ulaştığım benim beklentimin altındaysa o zaman mutsuz oluyorum. Hmm. O zaman buna ne deniyor? Algılanan istek doyumu deniyor aslında. Yani ben isteklerimi doyurmak adına bir şeyler belirledim, ulaşmaya çalıştım ama bu beni tatmin etmemeye başladı. O zaman mutsuz oluyorum. Peki elde ettiğim beni mutlu ediyorsa, tatmin ediyorsa, doyum sağlıyorsa o zaman da mutlu oluyorum. Yani dolayısıyla isteklerime ulaştım ve bundan doyum alıyorsam bu da mutluluk nedeni olarak karşımıza çıkmış oluyor. Peki çok ilginç bir şey şu. E, mutlulukla ilgili yapılan çalışmalara baktığımızda e, felsefi açıdan da insanlar hep ilgilenmişler biliyor musunuz mutlulukla? Ta Aristo'dan başlıyor. Ve üç felsefi yaklaşım var mutluluğa elan. Birincisi diyor ki e, biz... Doğduk ve öleceğiz ve hayatımız sadece doğum ve ölüm arasında e, geçecek. Peki o zaman böyle düşünen insan sizce mutluluğu nasıl yapılandırır? <laughs> sadece doğum ve ölüm arasında hayatı geçeceğine inanıyorsa ne düşünür? Şöyle düşünür aslında. E, bütün hazlarımı artırmalıyım niye? Çünkü benim hayatım sadece doğum ve ölüm arası. <laughs> Onun dışında hayat yok benim için. Evet. Böyle diyenlere ne diyorlar biliyor musunuz? Epikürcüler diyorlar. Hmm. Epikürcü felsefeciler haz temelli yaşıyorlar. Diyorlar ki ölümden sonra ahiret falan yok. Doğum ve ölüm arası o zaman ne yapayım? Mümkün olduğu kadar hazımı artırayım. Acıdan da kaçınayım. Hedonist Evet böyle bir yaklaşım. İkinci yaklaşım Aristo'nun yaklaşımı. Aristo diyor ki mutlu olmak istiyorsan mutluluk sana gelmez. Ne yapman lazım? Mutlu olmayı yaşam amacı haline getirmen gerekiyor. Ve bunun için de çabalaman gerekiyor. Ve şöyle diyor, mutluluk diyor maruz kalınan bir şey değildir. Yani bekleyelim, bence bizim toplumumuzun en önemli sorunlarından birisi bu. Birisinin bizi mutlu etmesini bekliyoruz. Evet, yani hep evet. maruz <laughs> kalmayı bekliyoruz. Evet. Halbuki ne olmalı diyor biliyor musunuz? Mutluluk maruz kalınan bir şey değildir. Nedir? Mutluluk müdahil olunan bir şeydir. Veyahut ve da üretilebilen bir şey. Evet o yüzden aktif olarak sizin ne yapmanız lazım? Mutlu olmayı istiyorum, mutlu olmak için şunları yapmalıyım ve bunları gerçekleştirmeliyim şeklinde düşünmeniz gerekiyor. Hı -hı. Ve üçüncüsü de Agustin. O da şöyle söylüyor. Diyor ki yaratıcı, bu kainattaki yaratıcı aslında devlet yaratıcının temsilcisidir. Ee, i̇nsan ölmek üzereyse ve her geçen saniye ve dakika ölüme gidiyorsa nasıl mutlu olabilir? O zaman insanın temel e, gayesi ne olmalıdır? Varlığını sonsuzlaştırmalıdır. Peki nasıl sonsuzlaştıracak? Kendisi bu güce sahip değil. O halde sonsuz olan yaratıcının istek ve beklentilerini yerine getirerek yaşamalıdır deniyor. Bu da Agustin'in bakış açısı. Çok ilginç biliyor musunuz? Bunlar çok önce, önceki zaman dilimlerinde e, insanlar ele almışlar ama siz toplumu analiz edin. Bu üç yaklaşımda var günümüzde. Yani Hı -hı. bu üç gruba giren insan tiplerinin olduğunu sıklıkla ne yapıyoruz aslında evet, görebiliyoruz. Evet. Ee, gerçekten çok güzel açıkladınız. Tabi zaman zaman felsefik olarak da inceledik ee, Ali hocamız Eğitim Fakültesi'nde Yılız Teknik Üniversitesi'nde ee, çok güzel çalışmaları var. Ee, takip etmenizi de. Hı -hı faydalı olacağını. Ben buradan ileteyim. Ee, bizlere de çok katkı sağlıyor. Her alanda çalışma evet. yapıyorsunuz. Evet. İşte psikolojiyle de ilgili olabiliyor, eğitimle de ilgili oluyor ama genel olarak evet. hayatımızı da kapsıyor. Evet. Biz bugün bunu biraz bu şekilde konuşmak istedik. Çünkü evet. sınava dair çok konuştuk, teknikte evet. konuştuk. Evet. Biraz bu sefer Normal böyle olsun. Değil. Önce duygularımızı tanıyalım evet. ki ne yapabileceğimizi evet. daha iyi bilelim diye söyleyeyim. Peki şimdi sona doğru da yaklaşıyoruz. Böyle yaklaşık 15 dakikamız evet. kaldı. Biraz sınavla olan ilişkisini de konuşalım. Şimdi mesela hani sınavla ilişkisi şu aslında. Böyle mutluluk konusunda yapılan çalışmalar şunu göstermiş. Diyor ki biz insanlara ne kadar fazla olumlu duygu yaşatırsak insanlardaki etkisi üçtür deniyor. Neler bunlar? Bir olumlu duygular insanların bakış açısını genişletiyor. Ya yani ne yapıyorlar biliyor musunuz? İnsanlar daha iyi problem çözücü hale geliyor. Birincisi bu. İkincisi olumlu duygular insanın kapasitesini inşa ediyor. Hı hı. Yani sahip olduğum bir kapasite var, olumsuz duygular engelliyor. Ama olumlu duygular bunun ortaya çıkmasına neden oluyor, yardımcı oluyor. Ve üçüncüsü de çok önemli, olumlu duygular geçmişin olumsuzluklarını tamir ediyor. Geçmişin hı. olumsuzluklarını tamir ediyor. Mesela geçmişte ihmale uğradım, kendimi değersiz hissediyorum, istismara uğradım kendimi değersiz ve önemsiz hissediyorum ama şimdi yaşadığım olumlu duygular ne yapıyor biliyor musunuz o ihmalin istismarın olumsuz etkilerini ortadan kaldırıyor yani tamir ediyor. Sınav kaygısıyla ilişkisi şu. Sınav kaygısı yaşayan çocuklara çocukların iyi oluşlarını artırdığımızda kendilerini iyi hissettiklerinde o zaman kapasiteleri inşa olacak bakış açıları genişleyecek ve geçmişin olumsuzlukları da ne yapacak Aslında ortadan kalkacak Dolayısıyla Aslında olumlu duyguları yaşamak sınav kaygısıyla başa çıkmanın bir yöntemi haline dönüşmüş olacak diyebiliriz ama bunun için neler yapmalıyız sorusuna geleceğim ama bir en önemli nokta birkaç noktaya daha değinmek Tabii istiyorum hocam şimdi son 10 dakikamız bu evet. arada. şimdi mutluluğun belirleyicileri neler yani burası da çok önemli bir konu. Hı hı. E, yapılan çalışmalar mutluluğun üç belirleyicisi old, olduğunu ortaya koymuş. E, çok ilginç. Size sorayım. Geliriniz arttıkça çok mutlu olur musunuz? Ya da mutluluğunuzdaki düzey nedir? Yani biraz katkısı olur ama herhalde tamamen mutlu etmeye yetmez. Ne kadar katkısı olur mesela? E, yani Amin. bir şeyler satın almakla çok ilişki kurmuyorum. Biraz kursam da ama. Ee, istediğim şeylere beni ulaştırabildiği ölçüde belki ya da belki paylaşabildiğim ölçüde mutlu edebilir. Evet. evet, çok ilginç. Demografik faktörler deniyor. Yaş, eğitim, cinsiyet, gelir. Hepsinin toplam etki büyüklüğü ne kadar biliyor musunuz? Yüzde on. Yaşınız, cinsiyetiniz, eğitiminiz, geliriniz arttıkça sizi mutlu etme düzeyi yüzde on. Çok düşük bir rakam aslında. Hı hı. Peki yüzde on bu. Geriye kaldı yüzde seksen. Yüzde seksen ne? Yüzde ellisi ne biliyor musunuz? Sahip olduğunuz kişilik özellikleri. Hmm. Kişilik özellikleri doğuştan getiriliyor. Ve iki tane önemli kişilik özelliği var. Bizim kültürümüzde üç tane yapmış olduğum çalışmalarda üç tane çıktı. Bunlardan birincisi dışa dönük kişilik özelliğine sahip olmak. Eğer dışa dönükseniz yüzde elli mutluluğu garantilediniz. Hmm. Dışa dönük özellikler, siz bence dışa dönüksünüz zaten edebiyatçısınız. Dolayısıyla dışa en önemli özellikleri sanata ilgili olmalı. Hmm. Sanata ilgiliyse, enerjikse, konuşkansa program yapıyorsunuz. Dolayısıyla dışa %50 garantilediniz cepte. Ancak madalyonun öteki yüzü var. Hmm. %50 de garantiyi elden alan bir kişilik özelliği var. Nedir hocam? İsmi duygusal açıdan dengesizlik, nevrotizm hmm. diyoruz. Evet. Eğer duygusal açıdan dengesizseniz, nasıl bu? Nerede ne yapacağınız bilinmiyor. Duygu geçişleriniz çok hızlı. İnsanlar sizi tahmin edemiyorsa o zaman ne oluyor? Kolay hüzünleniyorsanız, birdenbire gerginleşebiliyorsanız hı hı. o zaman siz duygusal açıdan dengesizsiniz. Yani nevrotiksiniz. O halde mutsuzluk yüzde elli. Kaderiniz oluyor yani. Yüzde elli etkiliyor. Evet. Buraya bir kişilik özelliği daha koyduk biz yaptığımız çalışmalarda. Bizde geçerli dünyada, diğer ülkelerde yok. O da e, hem ergenlerde hem yetişkinlerde gördük. Sorumluluk kişilik özelliğine sahip olmak. Sorumluluk kişilik özelliğine sahip olduğumuzda mutlu oluyoruz. Bu da üçüncü kişilik özelliğe diyebiliriz. Ama bunların içinde en güçlüleri duygusal açıdan dengesizlik ve aslında nevrotizm. Bu iki kişilik özelliği çok etkili, çok ilginç. Bizim Türkiye'de yaptığımız çalışmalarda da benim yaptığım çalışmalarda da yetişkinlerde yüzde elli buluyor. Yani dünyadaki çalışmalarla aynı oran çıkıyor neredeyse. Sadece şöyle oluyor. Yaşla birlikte yani daha e, ileri yetişkinliğe gittiğimizde ne oluyor biliyor musunuz? E, kişilik özelliklerinin etkisi azalıyor. Yani yaşlılarda yüzde yirmiye düşüyor o yüzde eli. Hmm. Muhtemelen nedeni de şu, kullanmadığımız özelliğin etkisi de olmuyor. Yaşlanınca daha içe dönük oluyoruz, evet. kendi evet. kayıplarımız daha Hı -hı. fazla oluyor. Dolayısıyla etkisi de düşmüş oluyor. Peki o zaman 50 artı 10 oldu kaç oldu? Yüzde altmış. Kişiliğinizi değiştiremezsiniz. E, demografik ya birden gelir artmayacağına göre Hı -hı. birden e, ...baktığımızda eğitim düzeyinizi için ise göre... ...o zaman mutsuzluk kaderimiz mi hocam ne yapacağız diye sormanız gerekiyor. Hı hı. İşte yüzde kırkta saklı oda. O da ne biliyor musunuz? Mutluluğu artırma stratejileri. Bu da yüzde kırk etkili. O halde bütün insanların oynayabileceği tek alan... ...mutluluğu artırma stratejileri olarak karşımıza çıkıyor. Peki hı hı. o zaman... Ee, bu stratejiler neler? Bunu <laughs> evet, lazım. Mutluluğumuzu nasıl arttırabiliriz? Evet, Belirli strateji. yüzdeliklerden bahsettik. Evet. Eğer bunlardan sizde olduklarını düşündükleriniz varsa hangileri eksik, nasıl üzerine ekleyebilirim, neleri hayatımda yoluna koyabilirim evet, diye Aynen. reçeteler. Stratejiler var sunuyor. fakat stratejiler gelişimsel bir doğaya sahip. Yani ne demek? 0-2 yaş döneminde farklı oluyor. 5-6 yaş döneminde farklı, ergenlikte farklı, yetişkinlikte farklı. Şimdi hepsini anlatacağım. 0-2 yaş döneminde siz kendinizi mutlu edebilir misiniz? Yok genelde Edemez. beklentimiz olur annemizden. Anneden bravo. Biz de o çalışmayı yaptık. Annelerin kullandığı stratejilere baktık o çocukları hmm. mutlu etmek için. Ne çıktı biliyor musunuz? Dört tane strateji. Bir, Fiziksel temas kurmak. Yani hmm. çocukla fiziksel temas çok önemli. Güven duygusunu oluşturuyor ve rahatlatıyor. O yüzden çok önemli bir strateji. İkincisi ne biliyor musunuz? Çocukla oyun oynamak. Yani anne ve babalar lütfen çocuklarınızla oyun oynayın. Ama oyun oynamak ne biliyor musunuz? Birçok anne ve baba çocukla oyun oynamayı bilmiyor. Çocuğu yönlendirmeye çalışıyor ve oyunu kendisi yönetiyor. Hayır. Çocuğun sizi yönetmesine kendinizi bırakın. O zaman oyun gerçek anlamını buluyor. Dolayısıyla evet. çocukla oyun oynamak ikinci strateji. Üçüncü strateji Çocuğun isteklerini doyurmak. Nedir bu? Mesela makarnaya bayılıyor diyelim benim kızım. O zaman ben makarna yaptığımda mutlu olacak. Çizgi film, sevdiği bir çizgi film var. Onu izletirsem mutlu olacak. Onunla birlikte izleyebilirim. İstek doyumu deniyor buna. Hı -hı. Üçüncü strateji bu. Dördüncüsü çok ilginç. İki yaşından sonra özellikle çocuklar dünyayı keşfetmek istiyorlar. 0-2 yaş döneminde belli bir evde ve belli bir alanda yaşadılar. Evet. Şimdi parka gitmek istiyorlar. Alışveriş merkezine gitmek istiyorlar ne yapmak istiyorlar aslında? Dış dünyayı keşfetmek onları mutlu ediyor. Dördüncü strateji çocuğu gezmeye götürmek. Dolayısıyla bu da çocuklar için dördüncü strateji. Fakat burada dört tane de ihtiyaç var. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Anne ve babalar lütfen çok basit çocuğun dört ihtiyacını giderin çok mutlu olacak. Nedir dediğimizde bir bakım sunun. Yani yeme, giyinme, temizlik gibi bakımına çok dikkat edin. İki güvenlik çocuklar hipoyu su, iç, su olarak görüp içiyorlar, hastaneye gidiyorlar. Dolayısıyla çocuğun düşmesini, travma yaşamasını engelleyin, güvenlik orta, güvenli bir ortam oluşturun. Özellikle fiziksel anlamda güvenlikten bahsediyorum. Üçüncüsü kontrol ihtiyacı. Çocuklar doğru ve yanlışa ilişkin norm arıyorlar. Anne ve babalar çocuklara bu normu vermeliler. Eğer bir davranış sergilediklerinde yanlış bir davranış varsa o zaman ne yapmalılar? O yanlışın ne olduğunu çocuğa aktarmalılar. Hı hı. Bu çok önemli. İleride davranış bozukluğunu engelliyor. Aynı zamanda kişilik bozukluğunu da engelliyor. Evet. Kontrol ihtiyacı. Ve üçüncü dördüncü ihtiyacı ise bilişsel açıdan uyarılma diyoruz. Bunun yolu da oyun oynamaktır, evet. ee, kitap okumak mesela çocuğa gibi aktiviteler. Bu çocuklar için geçerli olan. Şimdi ergenlere geldiğimizde... Hocam yalnız 3 dakikamız. Üç dakika. böyle Biraz daha hızlandırıyorum zaten. buyurun. <laughs> Ergenlik döneminde mutluluğu artırma stratejileri 5. Neler biliyor musunuz? Bir, çevreye pozitif tepki vermek, çevreden pozitif tepki almak, dini inancın gereğini yerine getirmek, istekleri doyurmak ve mutluluğu korumak. Hı hı. Yetişkinler de bunu yapıyorlar. Yetişkinlere iki tanesi ekleniyor. Birincisi doğrudan mutluluğa yönelik davranışlar sergiliyorlar. Bir de... Yaşla birlikte bir sonraki mutluluğu garantilemek için bedeni dinlendiriyorlar. Hı hı. Yani bedenin dinlenmeye ihtiyacı var. İyi bir uyuma işte masaj yaptırma vesaire gibi. Son konuda anlam kısmıyla bitiriyorum. Hı hı. Biz bir ilahiyatçıyla e, din ve mutluluk arasındaki ilişkiye baktık. Ve dünyada yok kavram beraber çalıştık. İslami iyi oluş, İslami mutluluk ölçeği geliştirdik. Hı hı. Ve neye baktık? Dünyevi mutlulukla ilişkisine baktık. Ne çıktı biliyor musunuz? Yüzde yirmi. Hmm. O halde eğer İslami bir inanca sahipseniz, İslami inanç diyor ki ölçülü haz olmalı, ölçüsüz haza izin vermiyor. Birinci boyutu bu. İkinci hmm. boyutu da diyor ki bize dünya mutluluk yeri değildir, asıl mutluluk yeri ahirettir. O yüzden dünyevi mutlulukla yüzde yirmi ilişkisi çıktı. Yüzde hmm. seksen o, o halde. Hepimiz sonsuzluktaki mutluluğumuzu düşünmeliyiz. Yani evet. bunu son cümlem. Evet. Sonsuzluktaki mutluluk okyanus, dünyadaki mutluluk ise damla. damla. Dolayısıyla evet. okyanusu evet. istememiz gerekiyor. Evet. Çok e, güzel bir cümleyle de kapanış yaptınız. Çok teşekkür evet, ediyorum. Ağzınıza sağlık. E, hemen hızlıca ben tekrar hatırlatayım Hı. veda etmeden de eğitim atölyesi yazarak YouTube'dan Birçok bölüm işledik, birçok konu işledik. Hepsine ulaşabilirsiniz. Yine bu bölümümüz de YouTube'a yüklenecektir. Gün içerisinde tekrardan görüşünceye dek kendinize iyi bakın.